Futbol 55'ten herkese mutlu akşamlar. Yine bir haftaya Futbol 55'le başlıyoruz ve takımımızın aldığı galibiyetle de yüzlerimiz gülüyor. Bizi güzel bir hafta bekliyor yani. Alper, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese. Güzel bir haftanın başlangıcı olması dileğiyle. Evet, kesinlikle güzel geçti hafta. Hem de aman. Aman. Sadece galibiyetimizle de değil, şöyle bir ya puan durumuna baktığımızda 10. sıranın altında bizden başka kazanan yok. Yani öyle bir haftayı geride bıraktık. Çok karlı bir yani hafta. Yani hani 6 puanlık maç falan derler ya, 6 evet. Falan da değil. Yani 20 puanlık bir maç kazandık neredeyse aşağı yukarı. Bu maçı konuşacağız dolu dolu. Perşembe günü erteleme maçı. Hemen geriye gidiyoruz. 16. haftaya gideceğiz. 18. 10 haftadan. Yok. 16. hafta. 19. haftada 16. haftaya gideceğiz değil mi? Tabii, öyle olacak. Aynen tabii. Öyle olacak. 19'dan 16'ya gideceğiz. Sonra 20'ye devam edeceğiz yine. Biraz karıştı fikstürümüz. Erteleme maçları malum biliyorsunuz. Ankara Gücü Rize maçında yaşananlar nedeniyle bir hafta lig ertelenmişti. O erteleme maçları 16. hafta maçları hafta içi oynuyor. Hatta yarın başlayacak hafta. Şöyle bir fikstürle başlayalım. Tabii bu arada biraz erken girdik yayına. 9 diye anons etmiştik ama 8.30'da girdik. Bundan sonra da yani 8-8.30'da gireceğiz yayına. Onu hani ona da sizleri yavaş yavaş alıştıralım diye böyle bir şey yaptık. Şöyle bir puan durumuyla toplu sonuçlarla başlayalım. Dediğim gibi biz Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederken adeta bütün rakiplerimiz puan kaybetti. Şimdi bunlardan Gaziantep Pendik ikisi birden puan kaybetti. 2-2 bitti bu karşılaşma. Antalya Alanya maçı 0-0 bitti. Yine alt sıradaki rakiplerimizden Alanya puan kaybetmiş oldu. Çaykur Rizespor Hatay'ı 2-0'la geçti. Hatay puan kaybetti. Başakşehir Adana Demir maçı 0-0 beraber bitti. Rakiplerimizden Başakşehir puan kaybetti. Trabzon Ankara Gücü'nü yendi. Ankara Gücü de aşağıda kaldı yanımızda. Biz Karagümrük'ü yendik 1-0'la. Kayseri Sivas maçında Sivas deplasmanda kazandı ve alt taraftan kendini kurtardı diyebiliriz. Fenerbahçe İstanbulspor'u 4-1 yenerken Galatasaray da Konya'yı 3-0'la geçti. Yine alt taraftaki hem İstanbulspor hem Konyaspor puan kaybetmiş oldu. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumuna şöyle bir bakıyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray 47'şer puanla liderliklerini sürdürüyorlar. Trabzonspor 33 puanda, 29 puanlı takımlardan Kayseri, Rize ve Beşiktaş sıralaması devam ediyor. Adana Demirlik'te 28 puanla 7. sırada. Kasımpaşa 26, Antalya 25, Sivas 24, Alanya 21 puanda. Alanya ile birlikte alt taraftaki her takım şu anda düşme korkusunu muhtemelen sezon sonuna kadar yaşayacak ekipler. Alanya 21 puanda. Ankara Gücü, Başakşehir ve Antep 20'şer puanda. Hatay 19 puanda. Konyaspor ve bizim 18'er puanımız var. Karagümrük 17, Pendik 15 ve İstanbulspor'un da ligde 5 puanı bulunuyor. Yani gördüğünüz üzere 11. sırayla birlikte herkes ateş hattında desek hiç de yalan söylemiş olmayız. Puan durumuna programa baktığımızda, haftanın programına baktığımızda yarın perde açılıyor ligin 16. hafta erteleme haftasında. Alanya Ankara Gücü maçı var yarın. Pendik Antalya maçı var. Kasımpaşa Başakşehir ve Çaykur Rize Beşiktaş maçları da yarının bir diğer mücadeleleri. Çok güzel maçlar var ha. Evet. Yine yani diyorum ya biz Trabzon'dan bir sürprizle döndüğümüz zaman kendimizi yani hayal bile edemediğimiz bir noktada bulabiliriz yani bu kadar kısa bir süre içerisinde. Çarşamba günü Hatay, Antep, Karagümrük, Kayseri, Fenerbahçe, Konya, Adana Demir, İstanbulspor oynayacak. Perşembe günü yani erteleme haftasının kapanışında Sivasspor, Galatasaray maçı var ve bir de Karadeniz derbisi oynanacak. Trabzonspor, Samsunspor mücadelesi olacak. Dediğimiz gibi az önce hem toplu sonuçlardan hem puan durumundan da anladığımız gibi gerçekten çok karlı bir haftayı geride bıraktık. Geçen hafta burada konuşurken yani eksiğimiz çok, şu çok, bu çok ama artık bunları düşünmeden bir şekilde kazanmanın yolunu arayacağız dedik. Karagümrük maçı da böyle oldu.
Yani bir şekilde kazandık maçı. Hiç oynamadan. Yani ne oyun konuşabiliriz, ne başka bir şey. Hiçbir iyi şey olduğumuz bir alanı konuşabiliriz. Konuşacak çok bir şey yok maçla ilgili. Ama en güzel şey kazandık. 3 puan. Evet. Değil mi? Kesinlikle öyle. Şöyle başlayalım maçla Alper. 3-1 kaybettiğimiz Alanyaspor maçına göre 3 farklı isim vardı kadroda. O maçta sağ bek Yunus oynamıştı. Onun yerine Mustafa'yı izledik. Haluk Mustafa Tan genç kardeşimiz. Alanya maçına Tayit orta sahadaydı. Taylan geri döndü. Taylan Benaser oynadı. Tayit kulübedeydi. En çok milli takımda o yoktu. İyileşen Dimata'yı ilk 11'de gördük. Beklediğin kadro muydu? Kadroyla başlayalım. Ne söylersin? Şöyle hafta boyunca zaten yorum yaptığımızda da Mustafa'nın kesinlikle oynayacağını, Tayyip'in de dinlendirileceğini, Dimata'nın da sağ kanatta açıkta oynayacağını konuştuk geçen haftaki programda. Evet. Hemen birebir hocamız Markus Gistol da aynı 11'i tercih etti. Hani belki bir alternatif Enes Albak, Soner Gönül ikisi olabilir mi diye de konuştuk. Beklenen bir değişiklikti. Yani. Hatta bazı sohbetlerimizde acaba Satka'yı sağ beki alıp hani riske etmeyip maçta Alim Drone gelen ikilisi yapabilir mi diye de düşünmüştük ortası stoper kısmını ama hoca hemen hemen geçen hafta ne kullandığınızı elindeki mevcut kadronun en iyisini sahaya sürebilmek adına. Çünkü çok formdan düşmüş bir Tayit. Kulübenin evet. yolu gözükmesi gerekiyordu. Hoca yaptı. Genç isimlerinden birisini oynatması gerektiğini düşünüyorduk. Söylemiştik. Evet. Özellikle sağ bekte zaten problem yaşadığımız için Haluk Mustafa Tan kardeşimiz orada çok güzel de bence hani maçın belirli bölümlerinde de olsa iyi futboldaki Emre'ye çıkartmış olduğu asisti. Yani o top Emre atacaktın Emre. Asistini yedi. Evet, aynen öyle. Emre atacaktı o pozisyonu. Diğer türlü de sağ kanatta yine kim oynayacak diye çok düşündük mesela. Evet. Orada Dimata ile zaten o işi çöz. Olsa Dimata zaman zaman olsa zaman zaman Dimata ama, yer değiştirdiler sürekli. Oyunun gidişatını da konuşmak gerekir. Yani oyun içerisinde gerçekten çok fazla bir şey konuşabileceğim bir durum söz konusu değil. Yani az önce aldığım notlara baktık. İlk evet. yarı bizim adımıza yani gerçi maçta da ilk yarı bir şey yoktu. Bir Okan'ın üstüne gelen şut yazmışım 22. dakikada. Evet. 26. dakikada Mustafa'nın ortası, o Emre'nin bomboş pozisyonda vuramadığı top. 37'de Soner'den kritik müdahale yazmış. Çok kritik bir müdahalesi vardı Soner. Yani golle burun buruna kalabilirdi rakip. Onun dışında ilk yarı not almamışım. Evet yani diyorum ya maçın fazla pozisyonunu konuşabileceğimiz bir durum yoktu. Futbol anlamında da memnun eden bir şey yoktu. Ki bu tür maçlar için biz her zaman ne yorumda bulunuyoruz? Ya kazanabiliyorsan nasıl kazanabiliyorsan o şekilde kazanacaksın. Yani ki kazandım. Hele bu maçlar Samsun'daki maçlar özellikle yani burada oynadığımız maçlar daha da anlam ifade ediyor. Bazı hani biz biraz yorumlarken futbolu yani takımı yorumlarken futbol üzerinden çok yorum yapıyoruz. Hani eksiklikleri göz önünde bulunduruyoruz evet. onu anlıyoruz ama bu maç özelinde şimdi rakiplerin de puan kaybettiğini göz önünde bulundurduğunda pek futbolu konuşmadan neticeyi alabilmek çok da yani maçın artık ölü noktasında belki de Karagümrük'ün gelmeye başladığı pozisyonlar varken biz 1-0 öne geçtik. Artık golü nasıl anlatabiliriz bilmiyorum. Yani Osman uzaya doğru gönderdiği bir top. Hani benden çıksın gitsin de tarzında. Arkaya düştü top. Fofana aldı. Tam istediği ortayı da yapamadı Fofana. Tabii yani aldı. Net orta yapamadı. Yükseldi top. Aynen yani böyle arka direğe bombele bir top. Ondan sonra kalecinin. Ya kaleci de zaten pozisyon topu orada beklemedi. Yani belki de düzgün orta gelse kaleci çıkıp tabii, alacaktı tabii, yani. Tabii tabii. Hani iyi orta yaptı Fofana. Öyle diyelim iyi orta yani. Yaptı. İyi orta yapsa çünkü kaleci çıkar alırdı. Orta biraz kötü gelince kaleci tabii, afalladı. Burada şu şöyle bir şey var. Yani Kaptan Osman alınmasın da yani Osman ben o topu bilerek oraya attım falan demesin. yani gelişine vurdu. Evet. Hani aslında amacı belki de hani Ercan'ın öne doğru hamle yapıp ilerleyebileceğini, topa hamle yapabileceğini düşündü belki ama çok fazla havalandı top. Evet. Hani arkada da Fofana'nın önüne böyle kucağına düştü top. Fofana'nın en sevdiği pozisyonlardan biri. Yani evet. o pozisyonları çok seviyor Fofana. Güzel bir gol. Çok anlamlı dakikada, çok iyi dakikada. Rakibin de direncini direkt kırdığımız. Evet. Ama peşine bir pozisyon verdik rakibe ama
Biz yine onu bir şekilde, hani penaltı tartışmaları var, onun penaltıyla bir alakası falan yoktu. Topa Baneser dokunuyor. Yüreğimiz ağzımıza geldi tabii, yani. Tabii. Orada bir anda orta sahada topu kaybedince. Baneser orada topa dokunuyor. Ondan sonra dokunduktan sonra bir darbe var. Bak, dokunduktan sonra bir darbe var ama top dokunduktan sonra bitti artık. O istedik. Ha? Ya çok saçma kurallar, şeyler çıkıyor işte. Mesela hangi maçta? Pendik maçında, işte Antep Pendik maçında. Mesela Pendik'e verilen penaltı. Kapel topa vuruyor. Topa vurduktan sonra ayağına müdahale geliyor. Penaltı verdi. Ama onunla ilgili bize de vermişti, hatırlıyorsan. Şey yok diyorum ya. Bazen öyle tuhaf kararlar şimdi, çıkabiliyor yani. Rakip zaten bana serdi galiba, değil mi? Yanlış anladım. 6 numara. Ya bana serdi. Topa vurduktan sonra, dokunduktan sonra rakibin ayağı çarptı. Onda bir problem yok penaltı vermek ki. Evet. İtiraz da çok ettiler ama sarı kart gördü galiba, değil mi? Onun bir oyuncu da 6 numaralı, 5 numaralı onları sarı kart gördü. Yani maçın en güzel anı golün olduğu dakikaydı. Evet. Ötesinde hani rakibi de zorladığımız anlar yoktu açıkçası. Yani böyle kara gümrüğe ecel telleri döktürdüğümüz anlar da yoktu. Çok sıkıntıya düştüğümüz anlar da yok. Ha, o da yok. Tam oraya geldim. Yani çok da sıkıntıya düşeceğimiz bir anlar yoktu. Evet. Yani aslında 0-0 da bitse maç, bu maç niye 0-0 bitti denmeyecek bir maçtı ama işte çok anlamlı bir dakikada gelen gol ve rakibin de direncini kırdı. Bizim de moral ve motivasyon olarak çok yükselten. Çünkü geçen hafta Alanya maçında aldığımız mağlubiyet gerçekten ve takımın oyunu. Oyun yani bazı dinamikleri, bazı düşünceleri bozmuştu mesela. Yani ki bu galibiyet onun için çok önemliydi. Karagümrük galibiyeti. Çünkü şimdi Trabzon maçı var, peşine Sivas geliyor. Şimdi başkanın açıklamasının altına ben de imza atıyorum. Hani bana Karagümrük mü Trabzon galibiyeti mi desinler, ben Karagümrük galibiyeti derim. Trabzon'dan öyle yenil gel, sorun değil. Hatta Karadeniz derbisidir. Şimdi belki buradan biz yine yadırgıya bir şey yapabilirler ama. Ya puan alabiliyorsan, al yani. Eyvallah ama senin önemli rakiplerin kimler? Senin önemli rakiplerin Sivas ve Karagümrük şu anda. Ya sen Karagümrük'ü burada mağlup ettin. Sivas'ı da yendikten sonra bir Fener deplasmanın var. Peşine geliyorsun, Kayseri'yi alıyorsun burada. Antalya geliyor buraya. İstanbul'a gidiyorsun. Yani çok yani böyle puanları aldığımızda çok çok iyi yerlere gelebileceğimiz bir sürece girebiliriz. Ben onun için bu galibiyetin çok anlamlı olduğunu, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Trabzon maçının üzerine konuştuğumuzda şu ufak bir parantez açtığımda da bu galibiyetin çünkü şey maçını da izledim ben. Arkadaşlarla oturuyorduk hatta. Ankara Gücü maçına da baktı. Ankara Gücü Trabzon maçı ama yani açıkçası Ankara Gücü Trabzonspor'da da fazla öyle bir hani şey yok, yok öyle abartılacak bir şey yok. Onların da eksikleri çok. Bizim de eksiklerimiz çok. Ama onların alternatif isimleri biraz daha yani daha kaliteli isimler var alternatif olarak ama bizim de ben Trabzon maçından ümidim var. Bak açık söyleyeyim, ümidim var. Hani 3 puan olarak mı yazarım onu bilemiyorum ama en kötü iyi bir oyunla, iyi bir savunma anlayışıyla bir puanı alabilirsek mükemmel olur diye düşünüyorum. Yani işte insan bir şeye yanıyor ben bu seferde. Ben çok böyle güç dengesinin ortaya çıkacağı bir maç olarak görmüyorum. Yani de, kaybedersek de nasıl Karagümrük'ü yendik? Onun gibi bir yenilgi yaşayabiliriz. Yani böyle öyle bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Şimdi insan şuna yanıyor. Yani geçen sosyal medyada da karşıma çıktı. İşte o Kasımpaşa'dan yediğin 2 tane gol. Ondan olmasa şu anda potanın dışındayız. Antep'e kaybettiğim maç. Evet. Yani insan bunlara yanıyor. Anladın mı? Şimdi ya böylesine önemli puanları aldığımız noktada biz Antep'e puan kaybettik. Karagümrük'e Kasımpaşa maçında o son dakikada yediğimiz 2 tane gol. Çok talihsiz maçlarımız var. Ya öyle bir şey ki bak 18 puanla 17. sıradayız. Ekstra bir galibiyetimiz olmuş olsa ya Antep'i yenmiş olsak şu anda 11. sıradayız ya. Evet. 6 sıra birden değişiyor yani. Öyle bir alt taraf öyle bir karışık tabii, ki. Tabii aynen biz öyle. Biz içeride gerçekten çok large davrandık. Çok fazla puan kaybettik. Artık ya işte içeriye sarılacağız. Şeye ben de çok katılıyorum. Yani başkanın demeciydi o da. Bana Karagümrük mü, Trabzon mu deseler Karagümrük derdim diyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Şimdi Karagümrük'ü kaybetmiş olsaydık
Karagümrük 20 puanda olacaktı. Biz 15 puanda kalacaktık. Trabzonspor'u gidip yensen bile yine Karagümrük'ün altında kalıyordun. Evet. Hani gerçekten böyle direkt rakibinle oynadığın maçları kazanmak çok değerli. Onun için ben de aynı fikirdeyim. Yani Trabzon maçı... Ya burası birincilik değil sonuçta. Burası tabii, Süper Lig. Yani burada rakiplerine karşı... Yani biz geçen senenin şampiyonun parolası neydi? Biz rakiplerimizi yenmiştik. İşte Eyüp'ü deplasmanda yenmiştik, Sakarya'yı yenmiştik. Yani biz deplasmanda rakiplerimizi yenmiştik. Dolayısıyla da sana şampiyonluk altın tepside sunulmuştu. Tabii. Şimdi burada da aynı, burada da ligde düşmek istemiyorsa rakiplerini yeneceksin abi. Tabii. Kendi sahanda deplasmanda ne yapacağın bir soru işareti olabilir. Mesela Alanya maçı gibi maç yaşayabilirsin. Bir maç olur, Adana Demirspor'u sürprizi yaparsın. Örnek veriyorum. Evet. Ama rakiplerini burada affetmeyeceksin tabii abi. Mesela şimdi 17'de 17, 18'de 18'de değil bu elbette ama senin için rakiplerin burada değerli. Değerli. Maçlar. Çok değerli. Maçlar çok değerli. Ya mesela şimdi Sivas. Trabzon'dan sonra Sivas gelecek. Yani içeri de gerçekten bizim ki Sivas da maksimumu çıkarmamız lazım. Sivas da Kayseri maçını yani izledim. Yok izledim de maçı. Yani çok tempolu oynuyorlar. İyi takım Sivas. İyi takım. Yani. Sivas Bülent iyi takım. Hoca orada Servet Hoca niye bıraktı? Bülent Hoca geldi ya, onu da bilmiyorum. Servet Çetin önce bir gönderilecek diye dedikodular çıkmaya başlayınca kendi istifa etti. Hmm. Yani çok onuruna yediremedi galiba. İçeride bir şeyler var yani. Onuruna. Ama açık söyleyeyim bu sezonun ilk patlayacak teknik direktörü ben hep Servet Hoca olarak görüyordum. Evet hep onu konuşmuştuk. Ama iyi direndi. Evet yok yani oynattığı oyun futbol mantalitesi gerçekten dolu doluymuş. Onu da ileride daha iyi durumlarda göreceğiz gibi geliyor. Sürpriz bizde oldu ya hoca konusunda sezon başında. O da beklediğimiz bir şeydi. Biz yeni Karagümrük maçına dönecek olursak Alper'e katılıyorum. Yani oyun anlamında iyi olarak gerçekten konuşabileceğimiz çok şey yok. Aslında var. Bir nokta var. Onu konuşuruz ayrı. Mustafa'nın oynaması ve iyi oynaması. O ayrı bir şey ama. Ayrı bir parantez. Örneğin şimdi Tahit'in performansı düşük. Hoca oturttu yanında. Tamam performans düşükse yanında oturtacaksın ama senin elinde böyle bir oyuncu varken bundan daha iyi nasıl faydalanır mı düşünmek lazım. Zaten çok fazla alternatifi olan bir kadromuz yok. Yok. Hayır, şimdi şunu düşünüyor ama olabilirsiniz. Ama bazen de dinlendirmek iyi gelir oyuncuya. Ama aradan sonra bu. Ne? Aradan sonraki maç. Ya tamam. Demek ki idmanlardaki performansı da. Çünkü bak Alman hocanın en büyük özelliklerinden biri her zaman yorumladığımızda maç şeyine göre performansına göre oyuncuyu şey yapmıyor. Antrenman performansına çok değer veren bir hoca. Ya orası demek öyle. Ki Tahit'te antrenman şeyinde de bir düşüş var. Göstergelerinde olabilir. Diyelim. Olabilir ama şunu da düşünmek, ama kazanmak da çok önemli. Şunu da düşünmek lazım. Şimdi Taylan, şimdi ben hocaya soruyu öyle sordum. Ya tercümede bir yanlışlık oldu ya ben anlatmak istediğimi anlatamadım. Hocaya şunu dedim ben. Hocam iki aynı tip oyuncuyla oynayınca gördük ki hücum anlamında sıkıntı yaşadık. Hı. Yani hem Taylan hem Benazer ikisi de tipik 6 numara. 6 numara. Hücum mu değil de savunmayı daha ön planda tutan oyuncular ve pozisyona giremedik. Yani pozisyonumuz yok. Yani kenar ortaları dışında pozisyona girdiğimiz bir maç değildi. Hoca işte hep böyle oynuyorduk zaten falan dedi. Peki ama şey, hep öyle oynamıyoruz yani biz. Öyle oynamıyoruz. Peki şey olarak düşünmüş olabilir miyiz? Özellikle Alanya maçında da yaşamıştık onu. Hangi maçta yaşamıştık bir de? Buradaki Konya maçıydı galiba değil mi? Orta sahamız çabuk geçilmişti. Tamam, rakibi önlem almak için. Rakibi önlem ben de almak onu için. Sordum hocaya. Yani onu sormak istedim. Alayım diye ama alamadım. Hocanın tam şey söyledi. Evet. Olabilir, olabilir. Ya rakibe göre ben iki tane. Hatta bunu geçen hafta mı konuştuk? Önceki hafta mı konuştuk burada? Yani biz bir şekilde maçı kazanmaya gideceğiz. Gerekirse iki tane altı numarayla oynayalım evet. falan dedik evet, burada. Evet. Hani onunla ilgili şeyimiz yok ama. Ama elde Tahit gibi bir oyuncu varsa onu farklı bir şekilde kullanmak lazım. Yani 2-6 numarayla oynasan yine at önlerine Tahit. Tahit çok gerçekten farklı bir oyuncu. Uzaktan şutu var, ayağı iyi. Geride ondan istediğimiz verimi oynadın alamadık ama. Oynadın mı 10 numara hiç acaba? Ya 10 numara gibi düşünme. Daha 8, serbest. Daha serbest bırak orada. Yani Ençam'ın yerine diyorsun. Yani orada oynayabilir. Ençam da yok. Olabilir. Olsa atarsın kanada. Şimdi gördük ki ya bu önceden de karşılaşıyorduk. Marius ciddi stoper baskısı altında
Yok eziliyor. Sağda. Yani sağda yok. Hani onu Dimata'yı oraya atıp Tahit'i onların yani 2 6 numaranın önüne gibi hani bir şekilde Tahit'i kullanmak lazım. Hani benim anlatmak istediğim o. Anladım. Buradan yani hocaya akıl veriyormuş gibi o duruma düşmeyelim. Tahit varsa elinde bir şekilde faydalanacaksın ondan. Yani burada işin özeli o. Şatka Alim çok sırıttı. Yani birkaç tane savunma arkasına giden top vardı. Yine sorun yaşadık. Ama ikisi de ağır. İkisi de ağır. Ağır. Yani şimdi Onaço oynayacak. Trabzonspor maçına nasıl bir şey yapacak hoca bilmiyorum ama ne yapar? Bir şey, drone bir müdahale gelen, lazım oraya. Drone gelen hamlesi yapabilir. Hani Onaço ile birlikte oynatabilir ama drone gelen de agresif. Yani Alim ne yaptı mesela? Adana Demir deplasmanında Niyang dedim. Niyang'la birebir oynattı. Alim Niyang'a adım attırmadı. Şeyde Çıkalişi'yi iyi marke etti. Çıkalişi penaltıdan gol attı sadece. Onun dışında kaleyi görmedi Konya maçında. Hani yine Onaço'yu Alim'le oynatabilir ama gerçekten Şatka Alim ikilisi olmuyor. Bir de bir tarafta Soner. Yani Soner, ben açık söyleyeyim, Enes'i bekliyordum. Ki biraz da neden bekliyordum? Alanyaspor maçının en tartışmalı ikilisi Alim'le Soner'di. Ağır kaldıkları için yediğimiz gollerle ikisiyle birden hocanın başlamasını ben açıkçası biraz beklemiyordum. Hoca öyle tercih etti. Yani bu maçta iş gördü. Diyorum ya, artık maç bakacağız. İş görürse sorun yok ama biraz ders çıkarması gereken bir maç olarak görüyorum ben hocanın Karagümrük maçı. Hocanın, onun dışında gerçekten tam zamanında, tam yerinde, tam da rakiplerin kaybettiği haftada müthiş bir galibiyet oldu. Hocanın son haftalardaki periyotta sürekli ders çıkartması gerektiği maçlar var. Evet. Hani sadece maç özelinde değil. Hoca takıma özellikle Konya ve Alanya maçlarındaki performansıyla hocayı da eleştirdiğimiz noktalar vardı. Bu maç özelinde de yine eleştirdiğimiz var. Şimdi eksik kadroyu da göz önünde bulundurduğumuzda hocanın ders alması gereken birçok konu var. Ama toparlıyor mu? Toparlıyor. Sonuca gidebiliyor mu takım? Sonuçta bir şekilde sonuca gidebiliyor. Evet. Kaybettiğimiz zaman da ciddi sıkıntılar göz önüne çarpıyor. Yani biz kötü oynadığımızda da şöyle bir dezavantaj var. Biz kötü oynadığımızda her şeyimizi açıyoruz böyle. Bütün hatalar zincirlerini yapıyoruz. Üst üste yapıyoruz. Hepsini hep beraber yapıyoruz ama skor üstünlüğünü veya skoru elde ettiğimizde de o hataları bir şekilde örtbas edebiliyor takım. Ama geriye düştüğün zaman ve yani daha böyle sıkıntılı süreç yaşadığınız zaman bütün hataları özellikle Alim ve Soner'in yaşadıkları, Yunus Emre'nin geçen hafta yaşadıkları. Ya bir de tabii hoca bize takımı öyle bir seviyeye çıkardı ki işte o bir puandan alıp Adana Demir, Kasımpaşa falan o süreçte takım öyle bir oyun oynadı ki şimdi insan haliyle onu bekliyor sürekli ama tabii ki bir geçiş dönemi olacaktır. Bu geçiş dönemlerini bu şekilde kazanarak geçmek de çok iyi. Şimdi Trabzon maçı işte bambaşka bir şey. Ha mesela Trabzon maçına da hoca Taylan Benaser'le çıksa, oğlum hiç ileri gitmeyin dese hak verir mesela. Bu oyunu Trabzon'a da karşı oynasak olur. Yani deplasman oyununda iş görecek bir oyun tabii. Soner'in karşısına mesela Visco oynayacak. İşte. Şey, nasıl bir önlem şimdi alacak? Güven bir bacak arası attı Soner'e. Aynı hani Bak Güven derken de bir pozisyon vardı. Karagümrük'ün pozisyonu. Hakem Osman Çelik'in içinden geçti oyuncu sonra. Hakem offside bayrağı kaldırdı. Hatırlarsın. Şu he Osman oyuna yeni girdi. Osman girdi. O pozisyonda da çok gri, bayrak erken gri, kalktı. Hani çok da itiraz eden olmadı. Hani ben televizyondan net bir şekilde gördüm. Bir şey olmayacak da kalktıktan sonra. Tabii onu diyor. Yani normalde hakem biraz daha bekleyebilirdi. Beklemedi. Erkenden kaldırdı bayrağı. Sıkıntılı bir pozisyon. Evet. Devamında sıkıntı yaşayabilir. Yani o çizgiyin ben pek açık ne söyleyeyim offside sezmedim o pozisyonda. Sonra ben de izledim televizyonda. Bir tık ya böyle biraz önde gibiydi ama çok hani çok da üzerinde de duramadı. Durulmadı. Aynen durulmadı. Kaldırdığı için bayrağı ama şu kesin takımımızla alakalı söyleyebileceğimiz iş özellikle hücum hattında gerekli baskıyı kurup rakibi ön alanda hata yaptırmadıkça biz problem yaşıyoruz. Yani hem pozisyon bulmakta problem yaşıyoruz. Aslında rakibe topu verdiğimizde yaşıyoruz. İşte rakibe topu verip baskıyı yapmamız lazım. Şimdi biz Başakşehir'e alışmıştık önce. Onlara.
o maçlara alıştık. Önde baskıyı, rakipte 7 top ama biz önde baskıyla, özellikle 3. bölgede yaptığımız baskıyla topu bir şekilde çalabiliyorduk, geri kazanabiliyorduk. Ama son maçlar üzerinde onu yapamıyoruz. Ya biraz da şu var, şundan yapamayacağız. Çabuk geçiliyoruz. Rakipler de artık sana göre oynuyor. Ya artık bizim formülü çözmüşler gibi. Tabii rakip de sana önlem alıyor. Bu da iyi bir şey aslında yani artık. Mesela adam Marius'u artık veriyor birine. Sen diyor bununla oynayacaksın. Önceden Marius geziyordu. Bomboş kalıyordu. Alıyordu, gidiyordu, alıyordu, gidiyordu. Bize de önlem alınıyor yani. Onun için işte hoca da işte B planını, C planını koyacak cebine. İnşallah Trabzon'dan da iyi bir oyunla, motive edici bir skorla döneriz. Yoksa hani motive edici skor da kazanmaktan bahsetmiyorum sadece. Kaybedersin ama kaybederken kazanırsın bazen. Nasıl Karagümrük maçında kaybederken kazandık. Oyun olarak kaybettik ama skor olarak kazandık. Trabzon'da da skor olarak kaybedip oyun olarak kazanabiliriz. Hani kazançlı döneceğimiz bir maç olması bizim adımıza iyi olur. Ekstra puan olursa da tabii daha güzel olur. Biletler satışa çıkmış galiba. Biletler satışa çıktı. Büyük bölümünde taraftarlarımız ilgi gösteriyor biletlere. 2000'e yakın ayrılan bilet var bize. Yine Trabzon'da Samsunspor taraftarı sesini bol bol duyacağız gibi görünüyor. Bir çağrı vardı tabii taraftar gruplarından, siyah giyinelim diye. Biz de bu çağrıyı buradan da dile getirmiş olalım. Trabzon'a gidecek taraftarlarımız siyah giysinler, siyah işte kapşonlarını, siyah montlarını giysinler. Orada öyle bir güzel bir ambiyans oluşturalım hep birlikte. Maçla ilgili en güzel not belki de Haluk Mustafa Tan'dı. 18 yaşındaki genç kardeşimiz ilk Süper Lig maçına çıktı. Hakemin de ilk Süper Lig maçıydı bu arada. Evet. Karşılaşmanın hakeminin de ilk Süper Lig maçıydı. Emre Kargın. O da aslında kötü bir maç yönetti. Ben yönetimini çok beğenmedim. Onun da artık ilk maç heyecanı mıydı? Biraz tecrübesizliği miydi? Bazı atakları kesti, oyunu gereksiz soğuttu. Oyuncularla diyaloğu çok iyi değildi. Hani ben çok beğenmedim hakemi. Daha hareketli bir maç olsa hakem ciddi manada yara alabilirdi bu karşılaşmada. Çok durağan bir maç oldu. Onun için çok sırıtmadı ama ben hakemi çok beğenmedim. Onun da ilk maçıydı. Ona da kariyerinde başarılar dileyelim. İnşallah Türkiye'de gerçekten çok ciddi bir hakem problemi var. İşte bu genç hakemler tecrübe kazana kazana o açığı dolduracaklar. Haluk Mustafa Tan dedik, kaçta çıktı oyundan? 75'te Osman'a bıraktı yerine. 75 dakika ilk heyecanlı bir 10 dakikadan sonra iyi bir karşılaşma çıkardı diyebilirim ben. Beğendim performansını. Ben de beğendim. Değil mi? Genç oyuncular abi oynasın. Bırakın onlar hata yapsın. Onlar hata yapsın. Oynasınlar. Ha, oy bak bize ne diyoruz abi? Ya bir futbolcu, yani genç futbolcu oynayarak tecrübelenecek. Kulübede oturarak tecrübelendiremezsin. Hani abisini izleyerek tecrübelenme şansı yok. İşte burada 60 dakika oynatırsın, 70 dakika. Öbür maçta 80 dakika, 60 dakika, 65 dakika oynatırsın. Oyuncuya o süreyi verirsin genç hoca. Ve gençler bu şekilde kazanılabilir. Yani mesela bugün hafta boyunca herkes Arda Turan oyuna girecek mi, girmeyecek mi, çıkacak mı, çıkmayacak mı diye konuştu. Frikik kullandı direkten. Arda Güler. Frikik kullandı. Yani Real Madrid'den bahsediyoruz. Ümit Karaçık dedi ya kardeşim, adam Batman Petrospor'un yedeğinde değil. Real Madrid'in yedeğinde dedi. Yani, oynamıyor. Niye oynamıyor? Yani, niye oynamıyor? Adam Real Madrid'de oynamıyor yani. Anladın mı? Şimdi, Ümit Karan bazen doğruyu söylüyor işte, tamam. Ya adam dedi Batman Petrospor'un yedek kulübesinde değil dedi. Real Madrid'in yedek kulübesinde bekliyor. Şimdi dolayısıyla ya her şeyin bir süreci var. Her şeyin bir zamanı var. Mustafa Tan içinde, Haluk Mustafa Tan içinde bugün çok anlamlı, çok değerli bir gündü. Yani Samsun'un formasını giymek, ilk 11'de çıkmak çok anlamlı. Ve Süper Lig'de bu tecrübeyi ilk yaşamak. Bak bu da çok önemlidir ha. Şimdi Yunus Emre falan ikinci ligde, birinci ligde yaşamışlardı bu tecrübeyi. Evet. Bu Süper Lig'de yaşadı şimdi Mustafa bu tecrübeyi. Takım Süper Lig'deyken o formayı giydi. Dolayısıyla da artık omuzlarındaki yük daha fazla. İşte dönmeyelim o geriye. Yani şunu yapmayalım. Kaybetmeyelim bu oyuncuları. Hadi bu maç sana işimiz düştü, oynattık. Sonra Zeki geldi, şu geldi. Sen kulübede bekle demeyelim bu oyunculara. Evet. Verelim, süre verelim. Oynasınlar. Yani çünkü oynayarak tecrübelenecekler. 18 yaşında, 20 yaşına kadar, 21 yaşına kadar oynayacaklar ki
Mustafa Tan sağ bek olsun. Tabii canım. Aynı şekilde Enes. Enes sol bek olsun. Yani verelim bu çocuklara formayı verelim. Yani korkmayalım ya forma verirken bu çocuklara. Bak bugün şimdi sosyal medyaya bakıyorum. Herkes Mustafa'yı konuşuyor. Mustafa hata yapsa bile kimse eleştirmez abi. Eleştirmez. Hani çok büyük böyle bariz bir şey olmadı. Ya Soner hata yapınca işte herkes eleştiriyor. Niye? Çünkü belli bir seviyeye gelmiş ve insandan tahammülü kalmıyor. Yani evet. Sen bunca yıldan beri top oynuyorsun. Bu hata yapıyorsun. Tahammülsüz kalıyorsun. Ama Mustafa hata yapabilir. Yani ona hiç kimsenin çıkıp da kızma şeyi yok ki. Lüksü yok ki. Çok kritik bir maçta oynadı. Bir de karşısında da Güven Yalçın. Tabii. Ligin formu olarak formu iyi oyuncularından biri. Ne yani, yapacağı belli olmuyor onun da. Dolayısıyla ben Mustafa kardeşimi tebrik ediyorum. Keşke Enes'i de ilk 11'de izleyebilse, oynayabilseydi. Evet. Ama inşallah önümüzdeki dönemlerde oynayacaktır. Ben Alman hocaya da, Güstol'a da, Başkan Bey'e de, icra kurulu üyelerine de diyorum ki bu gençlere bol bol süre verin. Fuat Hoca yine aynı şekilde. Yani 20 dakika, 30 dakika verebildiğiniz kadar süre verin bu çocuklara ki bu çocukları biz kazanalım. Yani eriyip gitmesinler, yok olmasınlar. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Onun için o 70 dakika var ya Mustafa için. Ya heyecanını düşünsene oyuncunun. Ya tabii canım bir de şimdi 70 dakika. Bunlar milli oyuncu. Yani Mustafa milli takıma falan da gidiyor. Onun heyecanı başka, bunun heyecanı bambaşka tabii bir şey. Yani burada yani altyapısından büyüdüğün, evet, geldiğin takımın formasını giyiyorsun. Bu çok değerli ya. Gerçekten çok değerli. Ben iyi de maç çıkarttığını düşünüyorum. Emre de onun asistini gole çevirseydi daha güzel olurdu. Onun Mustafa'nın daha da özgüveni yerine, evet, gelirdi. Çok güzel de atlı topu. Çok ayağı da çok temiz. Yani mesela uzaklaştırdığı toplara falan bakıyorum. Yani attığı toplar hani böyle vurur ya oyuncu ileri gitsin, nereye giderse gitsin diye. Böyle bilinçli bir yerlere doğru atıyor topu. Hani takım arkadaşlarının olduğu yerlere, evet, doğru. Onları topla buluşturmaya çalışıyor falan. Ya ben beğendim. İnşallah devamı gelir. Kesinlikle. Yani şu nokta önemli. Ya burada oynadı gitti. İşte yarın Zeki döndü. Kaldırat bir kenara olmasın. Ya milli takımdan oyuncu döndü. Gelsin o oynasın olmasın. Hak ediyorsa oynasın bu çocuklar. Yani aynı şekilde Enes de öyle. Şimdi Alanya maçında çok kötü bir Soner performansı vardı ilk yarı değil mi? Hı hı. İkinci yarı Enes'e attı oyuna hoca. Fena da oynamadı çocuk. Ama şimdi burada güvenemedi yine ona. Yine Soner'le başladı. Yani sen istenileni veremeyen bir adamı oynatarak da o genci de kaybediyorsun aslında. Ya bu çocuk şunu düşünüyor. Kardeşim ben demek ki ne yapsam oynatmayacak beni. Ya Mustafa'yı da oynattığı için diğer tarafta iki tane tecrübesiz oyuncuyla başlamak istemedi muhtemelen. Bence hocam. Öyle yani düşündüm. Ben öyle, ben öyle yorumladım bence o öyle işi biraz ama yine de Soner'le başlamam yani. Bak gerçekten yine de başlamam. Enes'le başlamam. Yine de Soner'le başlamam yani. Senin Soner'le alıp veremedin. Ya benim bir alıp veremediğim yok. Yani gerçekten ciddi manada bir düşüş var Soner'de. Kalkamıyor bunun altından. Bak ilk oynamaya başladığında, Bola'dan formayı aldığında iyiydi. Ama takım ayağa kalkarken Soner geriye gidiyor. Önündeki oyuncuyla irtibatı çok bozuk. Ya birkaç pozisyonda Fofana'yı öyle bir bozdu ki. Yani hiç bindirmese Fofana 3 kişiyi paket edecek orada. Abi Soner bir bindiriyor. Atamın da kafası karışıyor. Ona atayım derken ona atıyor. Topu ayağının altından kaçırıyor bu sefer. Yani hani onun için gerçekten ciddi düşünmesi lazım yani Soner'in Bola'da kadrodaydı. Ya banket Soner ilk 11'de oynamalı mı? Ya %10'un üzerine çıkacağını düşünmüyorum ben yani. Bak Bola oynasın diyorlar. Bola olmasa Enes oynasın diyecekler. Enes oynamasa Drongelen oynasın diyecekler. Yani Drongelen sol ayak oynar mı? Oynar orada. Ya onun için inat etmeye gerek yok. Dediğim gibi bence Mustafa şimdi, da var diye Enes'i oynatmadı hoca şimdi, ama Hoca üzerinden şey diyoruz ya hani tight kazanmalıyız diye. Hocam Soner'i kaybediyoruz. Yerine birini kazanmalıyız. Evet. Hani bu Enes olabilir, Drongelen olabilir ya da Bola olabilir. Hoca niye Bola hiç denemiyor mesela Bola, merak ediyorum yani ben. Bola kadrodaydı. Niye hiç denemiyor yani? Belki yani, Bola'nın üzerine bu kadar düşse Bola'dan bir şey çıkacak belki. Bir cevher bulacağız belki. Bola sezon başı oynadığı maçlarda da kötü değildi.
Sadece takım kötüydü o ara. Takım o sezon başındaki fiziksel anlamda yetersiz hali Bola'ya da yansımıştı. Ama Bola bireysel anlamında kötü değildi. Bir de gerçekten hani Soner de ne olur yani üzülmesin ama Soner'in şu performansından da kötü olmaz ya. Yani ben madem öyle hani hoca Bola'nın da üzerine biraz durabilir. Yani. O ya da çünkü kadroda olan bir oyuncu oynayabilir demektir. Soner mesela iki tane %100'lük gol pozisyonu önlemiş, evet önleyebilir maç içerisinde de hani o kadar da şey değil, yaptığı hamleler var ama işte dediği Fofana'nın bir pozisyonu vardı mesela, Fofana dedi ki hani ne yapıyor? Atayım bari ona dedi, bu sefer de bindirmedi, koşmadı. Aynen. Birinde ayağının altından kaçırdı falan yani. Ama yani Soner'in de mental anlamda belki problemler olabilir. Onları çözmeleri ya, lazım. O ayrı bir şey. Şimdi onları hani da çözelim. Kaybetmemek olan lazım. Şu anda tabii çok ihtiyacım var. Her oyuncuya çok ihtiyacımız var. Ama onun da bir dinlenmesi lazım. Çünkü Soner şimdi topu alıyor, orta yapıyor. Şimdi takım arkadaşıyla buluşturamıyor ya. Abi statta 10 bin kişi yapıyor şimdi. Ya falan yapıyor. Bu Dimata'yla şey, oyuncu da duyuyor bunu. Islaklanmış. Yani çok ben hani bir şaşırdım. Allah Allah, onlar mı ıslıklanıyor? Başka bir şey mi var tribünde diye. Tribünlere baktım yani ne oluyor diye. Gerçekten oyuncular ıslıkladılar. Ben anlam veremedim yani. Dimata ile Taylan'ı niye ıslıkladı şeyler, taraftarlar, ben anlamadım. Ve hani stadın bir bölümü değildi yani ıslıklayan. Hem doğudan hem batıdan tepki yükseldi iki oyuncuya. Yani şimdi köşe yazımda da yazdım ya. Yani takımla hiç alakası olmayan, belki de oyuncuların duymadığı bile bir haber yaptık. Oo, takımı karıştırmaya çalışıyorsunuz. Takımımız bu süreçten işte olumsuz etkilenecek diye ortalığı ayağa kaldırdı herkes. Şimdi oyuncuyu yukluyorsunuz. Çok garip ya. Ki kaçta çıktılar yani Dimata? Dimata 60'ta çıkmış ikisi de ya. Daha var maçın bitmesine yarım saat. Oyuncu yukluyor. Ben çok garipsedim yani şeyin, oyuncuların yuhlanmasına. Ama ya Soner'in, tekrar ben ona diyorum mesela, Soner'le ilgili yazanlar var ya, Soner'de kazanılması gerekiyorsa işte bu süreçte kazanılmalı. Ya yani gerekse dinlendirilmeli. İşte Tayet'i nasıl dinlendirildiysek, işte Bola da biraz ısrarcı davranabilir hoca. Soner'i psikolojik anlamda da, mental anlamda da desteklenmesi gerekiyor. Yani çünkü bir oyuncu da şöyle düşün yani, maç içerisinde sürekli hata yaptığında dediğin gibi ıslıklanma veya bir uğultu sesine karşı topu ayağına aldığında ne yapacağını bazen şaşırabilir. Orta kesemez adam. Heh. Ya döner yanındakini geri verir. Aynen. Ya işte yani o ayağa gitmez orta. Acaba kestim bir ses gelecek mi? Evet. Bu futbolcu psikoloji etken olabilir. Onun için hani belki biraz dinlendirebilir hoca. Hani bu dinlendirilmeyecek diye bir şey yok. Bugün Tayet'i dinlendiren hoca. Soner'de de belki biraz. Ama demek ki Bola'nın da performansı çok güzel. Yani şu da var, Soner dinlensin derken Soner'i tabii komple kaybetmeyelim. Hayır yani canım, kesinlikle bizim ondan bahsetmiyoruz ya. Varsa bir problemi çözmesi gerekenler de biziz. Yani kulübümüz. Olabilir yani, özel hayatında bir şey vardı. Sallıyorum yani şu anda. Yani Arda Turan gibi o da dolandırılmıştır falan. Yani şimdi vardır aklında olduğu bir yer. Fatih Terim gitmiş bak, takımı lider yapmış. Yani fon yapmıştır, bir şeye para yatırmıştır. Para bekliyordur bir yer. İşin esprisi de onun sorunu çözmesi gereken olanlar da biziz yani. Hani onun için herkesi kazanacağız bu dönem. Oyuncu... Her futbolcuya ihtiyaç var abi şu an. Takımdaki her oyuncuya ihtiyacımız var. Tamam. Onun için bugün Bola'yı, Soner'i, Tayit'i, işte Entcamlar falan dışarıdalar ondan sonra. Yani Enes'i, oynayabileceğimiz bütün oyuncu kalitesini, ki oyuncu portföyünü doğru kullanmamız gerekiyor. Aynen. Ama bak şimdi Trabzonspor maçı oynayacak. 3 gün sonra oynuyorsun. Yani maçı. Bizim var yine. Biz 4 gün mü? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. 4 gün. Cumartesi oynadık. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Dinlenmiş 4 günümüz var. 4 gün. 4 gün. Biz yine iyiyiz yani o biz noktada iyiyiz. Ama pazartesi ya, Sivas'a oynayacağız. Bak. Mesela o da garip. Şimdi burada maç. Bizi 5 gün dinlendiriyor federasyon. Fenerbahçe dün maç oynadı. Çarşamba günü bir daha oynayacak 3 gün sonra. Bizi 5 gün dinlendiriyor, onu 3 gün dinlendiriyor falan. Yani ya Futbol Federasyonu'nun gerçekten ben ne yaptığını bir şey yorumlamak istemiyorum. Ya o kadar saçma sapan şey. Ankara Gücü, yani şimdi örnek vermekten yola çıkıyoruz. Yani seyircisiz 5 maç şeyi var. Hala gece maçı oynatıyorlar. Hala gece maçı oynatıyorlar. Ya abi salın, adamlar yaktı elektriğe, yazık ya.
Vallahi istatistiklerine yazık 11'de ya. 11'de oynatırım ya. Bir de cezalı ya. Siz de ceza kardeşim. 11'de hayır, oynayacak. Gerçekten falan. Bak ya. Elektrik parası falan yanıyor. Işıklar mışıklar yanıyor ya. Ya oynat bunu kardeşim. Bir de işte 1.30'da. Yok muydu 1.30'da Kayseri Sivas maçı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gündüz. Bu hafta mı? He 1.30 maçıydı. Bir tane evet, vardı şimdi. Kayseri Sivas. Dün, şimdi pardon dün, Rize şey Rize Hatay. Yo, dünkü maç da öyleydi. Kayseri tamam. Sivas maçı. O da o saatlerdeydi. Rize bak, maçı. Evet. Rize maçı 1.30'daydı. Hatay'la oynadıkları maç. Ulan Rize de var ya iyi gidiyor ya Rize. Yani Hatay'ı da yenmesi iyi oldu. Hatay'ı bıraktı bizim yani. Hatay bence 3. takım şu anda. Hatay yani zaten maddi İstanbul, anlamda ciddi İstanbul kendi zaten yazıyordu ki ben artık Hatay'ı buradan Hatay geri dönebilir mi bilmiyorum ama zor Sivas yani. Sivas maçı işte. Pazar günü değil ya. Pazartesi günü değil mi Sivas maçı? Ben pazartesi biliyorum ya. Biz şu gazetede şeyini pazar ona... Pazar günü yazıyor. Pazar 4. Sivas maçı. Evet. Bizim. 14 Ocak pazar saat 16. Lan biz yanlış saati mi verdik şey matbaaya? Ne zaman verdik? Pazartesi günü verdik. Anladım randevu için. Randevu veriyoruz anladım. Ya biz matbaaya. Yok. Bakmam lazım ona. Yarın bakarız o ayrı bir şey de pazar 4'te. Pazar 4'te mi? İyi sıkıntı yok o zaman. Sıkıntılı bir durum değil. Dediğimiz gibi yani düşen oyuncuyu bir şekilde... Ya dinlendirerek ayağa kaldıracağız ya başka bir şekilde ayağa kaldıracağız. Herkesi kullanmamız lazım. Mesela örneğin Muhammed Gümüşkaya hoca 11'de attı, sonradan attı, kritik zamanlarda oynadı. Şimdi hiç düşünmüyor mesela. Yani, Muhammed Gümüşkaya mı? Evet. Mesela o da girdiği maçlarda, hani 11'de oynadığı maçlarda açık söyleyeyim çok tutmamıştım ama sonradan girdiği maçlarda iyi iş yapıyordu. Yani herkesin sırası gelecek demek istediğim bu. Onun için yani böyle oyuncu yuhlayalım edelim yani biz burada bir şey deyince bize demediğinizi bırakmıyorsunuz. Adamlara sizi yolluyorsunuz yani gerçekten çok Kadir abi doğru söylüyorsun. Garip bir durum oluyor yani. Kadir abi tamam pazar günü 4'te ben matbaaya yanlış bilgi vermişim de onu yarın ben düzelteceğim. Bizlik bir durum yani. Bizlik. Benim kafa karıştı bir pazartesi diye not almışım ben çünkü maçı. Biz de matbaaya bir gün öncesinden bildiri yapıyoruz da maç günleriyle ilgili. Ben yanlış bilgi verdim de düzelttirim onu. Evet, maçtan sonra doğru pazartesi Alman Sivas'ta. Hoca Markus Gisdol'ün de açıklamaları vardı. Hem Mustafa ile ilgili konuştu Alman hoca. Nerede? Burada. Hem de maçı değerlendirdi. Dedi ki açıkçası 3. bölgede biraz daha başarılı işler yapabilirdik. Biraz daha sakin kalıp pas yapabilirdik. Pozisyonlara girebilirdik. Bugün olan top kayıplarının sebebi maalesef oyuncularımın bu maçı çok fazla kazanmak istemiş olmalarıydı. Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Taraftarımızın desteğini yanımızda hissetmek inanılmaz bir duyguydu. Çünkü futbol kültürü olan bir kulüpte olması gereken şeyler bunlar. Ben gelmeden önce bana sıklıkla söylenmişti. Bugün taraftarın coşkusunu kendi gözümle görünce bir kez daha çok mutlu oldum. Mustafa gibi genç bir oyuncunuz varsa ve geçen haftalarda gösterdiği gibi bir performans gösteriyorsa bugün de yaptıklarından ötürü kendisini tebrik etmek gerekiyor. Akademimizden sadece Mustafa değil, olabildiğince oyuncuları A takıma taşımamız gerekiyor. Mustafa bugün çok iyi bir performans gösterdi dedi. Tabii kupa maçında da oynatmıştı hoca evet. Mustafa'yı. Enes'i işte Alanya deplasmanında mesela attı. Enes de o maçta fena değildi. İşte bu oyuncuları gerçekten yani A takıma entegre edeceğiz. Zaten bu süreçte yapabileceğimiz belki de hani dışarıdan transfer yapamıyoruz. Yapabileceğimiz transfer bu çocukları kazanmak olacak. Tabii onlar da hak ediyorsa olacak. Yani bir oyuncu sırf Samsunlu diye altyapıdan diye çıkıp oynamayacak orada. Hak ediyorsa oynayacak. Ki yani Alman hoca zaten duygusal bakmaz bu tarz işlere. Mustafa'yı bir karşılaşma çıkardı. O bölgede iyi bir alternatif olduğunu gösterdi. Enes kardeşimiz diğer taraf için aynısını gösterdi. İnşallah onların da süreleri artar diye düşünüyorum. Evet. Hocanın açıklamaları verdik. Söyleyeceğin, ekleyeceğin yok. Bir şey var mı hocayla ilgili? Söyleyecek yok. Bir şey yok. Maç sonrası başkan Kanal S'ye açıklamaları vardı. Onları da konuşacağız ama biraz yorumları okuyalım mı Alper? Sonra okuyayım. Başkan Trabzonspor ve şu FIFA'daki gerekçeli karar geldi. KAS üzerinden
gerekçeli karar geldi. KAS'tan gelmedi. Nereden geldi? Bu FIFA'nın dosyası. Ha, FIFA'nın dosyası. FIFA'daki dosya. Dosya. Daha karşısında gerekçeli karar ay sonu bulunmuş gelmesi. Evet, onunla ilgili de hem sosyal medyada yansıyan yaptığımız haberler de vardı biliyorsunuz. Hangi oyunculardan dolayı ne geldi, ne kadar para ödenecek gibi onları da konuşacağız. Evet. Sezai Onaram. Kolay gelsin, başarılar dilemiş. Bülent 25, Ercan ilk 11 oynamadığı halde yorgun ve bitik hali vardı. Kondisyon mu yok bunlar da yazmış. Futbol topu baktı ki bizimkiler gol atamayacak, kendi gitti golü oldu demiş Şakir Korkmaz abi. Fofana olmazsa olmazlardandır. Ercan'a gelirsek isteksiz takımın en pahalı futbolcusu, şu ligde bu kadar 5 golü atması lazımdı en az. Ya Ercan'la ilgili bir tane pozisyon vardı. 40 metreden bir hani şey yaptı, şöyle kaleye şut çekti. İkinci yarıda işte. Yani 30'dan falan vurdu. 30'da 35'ten vurdu. Kaleye ulaştı. Ya ben hep söylüyorum, çok maceracı ya. Labale oynuyor saha içerisinde. Daha çok kendini küçümsüyor biraz sanki böyle. Evet. Labale mi değilim artık. Ya Allah'tan golü attı yani. Fofana da olmazsa olmaz. Evet abi, Fofana'nın da belli dakikalarda süre alması gerekiyor. Ya Fofana'da şunu gördüm. Bitiyor, yoruluyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Yoruluyor. Ama gitmiyor vücut. Gitmiyor. Vücut gitmiyor artık. Karagümrük yandı abi. Seyirciler gittikten sonra yedekleri antrenman yapmak için sahaya çıktı. Kendi taraftarıyla kapıştılar. Nazım Sangare çıldırdı demiş Alper Diktaş. Bülent Kaymak Trabzon'u korku almış. Samsun taraftarını dinlemek istemiyorsan stadı doldur diye tweet atıyor. Evet, üç öyle puanı alacak. Öyle mi? Paylaşımlar yapıyoruz. Valla. Ben hiç bakmadım ona. Erol Çetin, selamünaleyküm güzel insana, iyi yayınlar diliyorum. 1-0 olsun, bizim olsun dediğimiz maçta tam da bu maç oldu. Kötü oynarken de kazanacağız. 6 puan aldık bence. Darısı Trabzon inşallah 6'dan demiş. 6'dan fazla aldık. Ankara'dan sevindirici 3 puan. Futbol her zaman kötü futbol. Abdullah Gümüşsu. Trabzon maçında da golün asistleri Mustafa Tandan olsun demiş. İnşallah. Mustafa ya, Bülent Kaymak. Futbol kötü derken şu anda hani sezon başı Hatay'ı mesela diyorduk ki acayip oynuyor falan. Ya şu nasıl anda çöktüler? Şu anda Galatasaray, Fener'e çık. Abi ligde ya şu takımda ne biçim top oynuyor diyeceğin takım yok yani. Ha biraz Sivas. Ha biraz Sivas var. Onun dışında gerçekten kötü bir lig oynuyoruz yani bu sene baktığımızda. Trabzon maçına 1 puan yazıyorum demiş Erol Çetin. Selahattin Peçe, Alanya maçında Bolay'la Şintler'le başlasaydık o maçı alamaz mıydık demiş. Şintler yoktu. Var mıydı Şintler? Orada vardı. Vardı değil mi? Ha vardı. Alanya maçında. Goller ikisine de defans hatası değil miydi diye sormuş. Aydın Yıldırım gol öyleydi. Pozisyonu olmadığı bir maçta altın gibi 3 puan demiş. Erol 50 boler. Trabzon 11 kişi defans yapıp 1 puan alsak yeter bize demiş. Dedim Kapaklı'dan yani selamlar demiş. 2-6 numarayla oynasak aynı şekilde hiç yadırgamam yani. Deplasman oyununda yadırgamam yani. Enes Demir, Kapaklı'dan selamlar. Eyvallah, bizler de seni seviyoruz. Bak Erol abi doğru demiş. Rize maçında 70 dakika oynayan Rize'yi yenemedik. Pendik maçı da tam bir fiyaskoydu demiş. Yani. Antep'i falan konuşmuştuk. İnsan bu maçlara gerçekten üzülüyor. Bak diyorum ya, onlara işte Beşiktaş'ın durumu ortada. Abi şu takımdan puan alamadık yani. Hiç sorma. Trabzon'da 1-2-8 oynasak daha iyi olur demiş. 1-2-8 bayağı bir 1-6-2-8 mi demek istedim? Ben eksik yazmıştım muhtemelen. Taylan'la Emre Kılınç az daha ağırlığını koymaları lazım demiş Aydın Yıldırım. Bekir Varol. Taylan performans olarak hani o diğer maçlara göre biraz performansı düşüktü diyebiliriz ama bu yine tabii yuhalanmasını falan. Oyuncu sıradan diye düşmeyiz. Süper Lig bizim yerimiz demiş. Yıldıray Mustafa sağlam. Trabzon'un gücü belli. Sağlam katı defans yapıp süratli kontra ataklı gol ve golleri bulmamız lazım. Aman dikkat demiş. Banaser iyi durumdaydı. Marius'u aynı şekilde yani çalıştırabilirsek Trabzon'dan Şatka takımın genelde en iyisi gibi gözüküyor. Oynadığı maçlar gayet başarılı. Galibiyetlerimiz hep o dönemde geldi. Fakat siz beğenmediniz. İyi yayınlar dilerim demiş Selamet Tuncel. Çok ağır ya. Yani Suat Ünal. İstanbul, Pendik, Karagümrük, Hatay, Gaziantep, Samspor. Bu 6 takımdan 4'ü düşecek. İçeride özel rakiplerimiz yenersek biz ligde kalırız demiş. Yağız Yiğit Asma. Gençlerin oynaması ben de isterim. Süper ama soyadından dolayı 2 veya 3 maç oynatılmasından sonra yok demiş.
Cemal Seven hatası kulu olmaz demiş. Büyük Baza Mustafa ile ilgili yaptığımız yoruma söyledi. Çok pas hatası yaptı demiş Rafet Akerik. İsmail Erber bu ligin en iyi iki kötü iki en kötü iki takımı izlemiş. Soner'le iç sahada savaşıyoruz. Deplasmanda zor demiş. İnşallah kalacağız İsmail Erbay. Gökmen Koç 2-6 numara ve kontra atak oynamalıyız. İçeride de dışarıda da demiş. Mustafa'nın babası sevgili Haluk Tan abi de yayını izliyor. Selamlar olsun abi. Selam olsun Haluk abiye. Çok övdük senin çocuğu abi. Ercan Salman güzel yayınlar demiş. İyi yayınlar demiş. Soner iyi niyetli bir topçu. Kapasitesi bu kadar yazmış Bülent Kaymak. Bak o da ayrı. Onu da söylüyorum yani hep. Bizim hoca bildiği dalı kesmez. Demek ki bizim oyuncular arasında performans olarak Soner'den de daha vasat demiş. Bolalar için söz etmiş Yaşar Kılıç. Kimse bilmiyor. Afrika'daki oyuncular ne zaman gelecek diye sormuş Cemal Seven. En erken ay sonunda değil mi? En erken ay sonunda. Grup maçları ay sonunda bitiyor. Aynen. Ama yani özellikle Kamerun ve Gana. Kemal Akman yazmış. Gibi. Takımın teknik direktörü var. Sizler pozisyonu değerlendirin demiş. Doğru demiş yani. Karagümrük maçının yıldızı Soner Gönüllü. Cumartesi pazar Samsun'da şiddetli kar görüyor. Harbiden kar bekleniyor. Evet. Maç iptal olabilir demiş de yok. Yani çok öyle bir kar Sivas yağacağını düşünmüyorum. Sivas maçı mı? Öyle bir kar yağar mı ya? Vallahi bekleniyor. Vallahi. Soğuk hava bekleniyor iyice. Enes Demir gitmeyecek misiniz maça demiş. Gideceğiz. Trabzon için diyorsanız gideceğiz. Gideceğiz evet. Bakan Bağur vefat etti bu arada. Kim? Efsanevi futbolcu Bakan Bağur. Hmm. Bayern Münih'in de şu anda bilmem ne direktörü gibi bir... Nedense çok kötü olmamıza rağmen Trabzon'u yeneceğimizi düşünüyoruz demiş Zafer Kılınç. Ahmet Korkmaz ikinci yarı bütün takımlar için farklı olacak. Biz takımlar şimdiden düşüş başladı. Samspor inşallah ligde kalacak. Biz geçen sene kupa maçı oynamıştık değil mi Trabzon'la? Evet. Çok umutlu gitmiştik de hatta yani. Ben onun için umutlu gitmek istemiyorum Trabzon'a. Konya düşmez demiş Ercan Alkan. Erol abi de 4 yazdım abi. İstanbul, Pendik, Hatay, Konya demiş. İstanbul Pendik. Biz aradan sıralım da kim düşüyorsa düşsün yani. Vallahi. Yani İstanbul Pendik Hatay'ı ben de yazıyorum şu anda zaten. Evet onlar potansiyel. Ya yani evet. Buradan İstanbul'un daha döndürme şansı yok. Hatay yani. Pendik'in de döndürme şansı yok pek. Ama Hatay, Konya. Alanya. Eyüp'ün geleceğini düşünsek, Kocaeli'nin geleceğini düşünsek. Bir şey diyeyim mi? Kocaeli yani Eyüp 10 puan fark yaptı 3.yle Göztepe'yle. İlk yarıyı öyle kapattı ama Kocaeli kafa kafaya kapattı Göztepe'yle. Yani bakalım orada daha çok su kaldırır yani. Ben evet. Göztepe'yi de bekliyorum, beklemiyorum. Yani o da olabilir. Ramazan Şirin bir puan alsak çok iyi olur demiş Trabzon'dan. Arda Akay yazmış, mesajları var. Emre Makas motive olduğumuz zaman takım daha da dirençli oluyor demiş. İşte motive olmayacak bir durum da yok. Hatta başkan şey dedi, az sonra o bölümü aldık mı? Madem transfer yapamıyorum, mevcut takım için prim sistemini güncelledik dedi. Oyuncuları evet. Bu anlamda motive etmek için elimizden geleni yapacağız dedik. İsa Karabaşoğlu yazmış, Özgür Ay Aktaş yazmış, Tamer Abay, Samsun Spor bizim sevdamız demiş. Stadyumda forma atkı gibi şeyler satılıyor mu demiş. Kamuranesi 52. Evet yani bir store var. Çok üst düzey olmasa da bir store'umuz var şeyde. Emre Zengin, Mustafa Sağbek'te aratmadı. Güzel de oynadı demiş. Ozan Anıl, taraftarımızın daha etkili olması gerekmiyor mu demiş. Maçın başında Emre Kılınca yüzüne karşı bir faul yapıldı ama tribünlerden hiç tepki oluşmadı. Hakemi baskı altına alamadık. Demiş. 12 bin taraftar vardı Karagümrük maçında. Net rakam oydu. Ben taraftarı da genel anlamda beğendim. Yani maçın içindeydi taraftar. Konya maçımız mı vardı? Herkesin uyuduğu maç. Konya maçıydı değil mi? Ama bu maçta iyiydi yani taraftar. Sefa Yanak mesajları var. Yalçın Aydın Trabzon maçında sağlam defansa çıkmak lazım demiş. Şenol Etli yazmış. İsa Öksüz Kıbrıs'tan selamlar demiş. Bir Fenerbahçeli olarak Samsun Spor'un ligde kalmasını istiyorum demiş. Mehmet Aydın yazmış. Yüksel Tok, onun da mesajları var.
bir ara verin, çay alacağım demiş. Eren, biz de alacağız abi, veremiyoruz. Vallahi Eren Şenel demiş ki hoca uzun top sistemiyle devam edecek gibi demiş. Maçlarımız görünüşe göre hep böyle kısır geçecek diye bir yorum da bulunmuş. Hüseyin Koçkurt yazmış. Nanu Samsun'da sakatlıktan oynayamıyor, milli takıma gidiyor. Sakatsa nasıl gidiyor demiş. Hasan Demir yazmış. Hoca Bolay'ı neden düşünmüyor diye. Mehmet Sucu, bu futbolla çok endişeliyim ben de. Ama inşallah iyi olur demiş. Muhammed Ali Özbaskıcı'yı da kazanmamız lazım demiş. Evet. Süper Kupayı açıkladılar mı? Samsun'da oynanacak diye. Şimdi yazmışlar. Vallahi ben bugün Fenerbahçe sitelerinde gördüm. Ali Koç da söyledi. Maç Samsun'da oynanacak, son dakika duyumu falan diye, ama net bir açıklama yoktu yani. Mert Oğuzhan yazdı, seneye devre arasına kadar transfer. Ha, birisi şeyi sormuştu, onun yorumunu geçtim herhalde. Ne zaman? Ha, Arslan Bey yazmış. Ne zamana kadar transfer yapamayacağız diye. Bu sezon, yani bu arada yapamıyoruz, bir de önümüzdeki sezon başı yazın, yapamayacağız. İşte yazın yapalım. Bir dahaki kış. Bir dahaki kış. Bir dahaki Ocak'ta transfer yapabileceğiz yani. Tabii arada başka bir şey yapmazsak yani. Ramazan Şirin. Diğerlerinden bir şey gelmezse. Ha işte. Gerçi Ramazan Şirin yazmış. Demiş. Hüseyin Saraç yazmış. Bütün maçları izliyorum ligdeki demiş. Bu mücadeleyle gerçekten işimiz zor demiş. İşte ben şöyle olumlu tarafından bakmak istiyorum. Ya bu kadar kötü oynadığımız bir maçı bile kazandıysak, demek ki biraz toparlarsak oyun olarak başaracağız gibi duruyor yani. Öyle diyelim artık. Yasin Keskin, hoca Marius'u çıkararak maçın kaderini değiştirir demiş. Evet, atladık konuşmayı. Ben de öyle düşünüyorum. Marius'u çok erken, Marius'tan çok erken koptu hoca. 45'te çıkardı Marius'u. Yani ikinci yarıya başlamadı Marius'u. Direkt Ercan'la başladı. Yani bir sakatlık bu vardı bilmiyorum, ama yani sarı kartı olduğu için de çıkarmış olabilir. Bence çok erken davrandı. Çünkü Marius ne kadar marke altında olsa, top ayağına gelmese bile oradaki baskısıyla topu en azından ön tarafta tutmamızı sağlıyor. Ercan çok dağınık oynuyor. Yani hiç maçla alakası yok Ercan'ın. Hem onunla hem de Dimata'yla o şeyi kuramıyoruz. Baskıyı kuramıyoruz. Ben de hocanın Marius'u erken çıkardığını düşünüyorum. Cem Türker, Recep Yaman, Berlin'den selamlar demiş. Selamlar olsun. Taraftar grupları birlik zamanı diyor. Statta oyuncular yuhalanıyor. Ne alaka demiş. Mustafa Çelik, milli takıma giden oyuncuları sormuş. Dediğimiz gibi en iyi ihtimalle bu ay sonu gelirler. Ligdeki takımlarda borç olayları patlak verdi demiş. Evet, Adana Demir falan ciddi yara aldılar. İnşallah avantaj olur bize. Ercan Salman, biz ligde kalsak bile önümüzdeki yazda transfer yapamayacağız diyor. Berk Yenen yazmış, Trabzon'dan puan almanın yolu onları bizim oyunumuza ayak uydurmasını sağlamak demiş. Sefa Başaran, Trabzon maçından çok Sivas maçı önemli bizim için demiş. Hakan Uzun, o da bir oyuncuyu sormuş. Cezasını bizim maç, hani Sivas Spor'da Manaj kart gördü. Cezasını hangi maçta çekecek diye. Bu maçta çekecek. Yani ilk önündeki resmi maçta çekecek. Bizim maçta oynayacak yani. Mustafa Dikmen, hocanın puan ortalamasına bakarsak ligde kalıyoruz demiş. Evet, inşallah öyle bitecek. Marius'u sarı karttan dolayı çıkartmıştır diye bir yorum var Mustafa Bey'den. Olabilir. O da konuşuldu. Yani olabilir ama yani her kart göreni de çıkarırsak maçlar bitmez. Evet, teşekkür edelim. Tolga Coşkun yazmış. Şu arkadaşın yorumunu okuyacağım. Pazar günü stat full çekmesi lazım. Buradan taraftarlara lütfen çağrı yapın demiş. O kısma geldiğimizde konuşacağız Tolga. Ata Sefer Ay Yıldız Suat yazmış. Suat abi de izliyormuş. Suat Çakır. Ona da selamlarımızı evet, getirdim. Evet, ben burada da gördüm. Evet. İyi yayınlar diliyorum demiş Ata Sefer Ay Yıldız. Bu aralar ne söylerse Trabzon maçını kazanırız derse kesin kazanırız demiş benim için. Ben de diyorum ki çok umutlu olmamakla birlikte bir puanımız var orada. Bak, çok umutlu olmamakla birlikte. Murat Özduman yazmış. Bakasetas'ı önüne alırsak puan da alırız oradan yazmış. Bakasetas da Beşiktaş'a gidecek diyorlar. Bu arada oynar mı? Oynamaz mı? Yılmaz Öztürk, Adana Demir maçındaki gibi Trabzon'u yener döneriz. Murat Palancı da iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederim.
Transfer yasağını fırsata çevirerek altyapıdan oyuncu kazanabiliriz demiş Engin Keskin. Kesinlikle. Bursa'dan da Ercan Bey yazmış. Ona da selamlarımızı iletmiş. Şu maçı olalım. Kazanalım, ben başka bir şey istemiyorum demiş. Bakın şimdi burada bir parantez açıyorum. Ben istiyorum ligde kalalım. Aynen, tam oraya gelecektim. Ligde kalalım yani. Şimdi bu maçlara anlam yüklemeyi elbette herkese hak vermeme geldi değil. Çok önemli sonuçta. Karadeniz derbisi, evet. Önemli bir rakibin, geçmişten kaynaklı yıllara varan bir dostluğum var ama aynı zamanda ezeli bir rakip. Ama şimdi bu maçlara böyle anlamlar yüklüyoruz. Büyük anlamlar yüklüyoruz. Maç istediğimiz sonuçlarla bitmeyince büyük hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Evet. Ve bu sefer algımız farklı yönlere doğru gitmeye başlıyor. Ki bunu geçen sene biz Türkiye Kupası maçında yaşadık. Yani kadro kalitesine rağmen biz kupayı orada turu atlayıp geleceğimize dair takımı o derece kendimizi motive ettik. Kendimizi yani. Kendimizi o derece, evet, motive etmeye çalıştık. Biz de buradan sürekli dedik ki arkadaşlar bakın bu maçlara anlam yüklemeyin. Bu maç anlam ya. Çünkü seviye... O maçta biz de coşluyorduk. Ya. Hayır, şöyle. Dedik de şunu da her zaman dedik. Çok fazla anlam yüklemeyin bu maçlara. Evet. Şimdi bu maç özelinde de yine aynı şekilde. Ya ben bu maçı kaybettim. Sorun değil. Sene sonunda ben ligde kaldım mı? Kaldım. Benim için önemli olan. Aynen öyle. Şu anda benim için önemli olan. Herkes Giresunspor'u hatırlasın geçen seneki. Fener'i yendi, Galatasaray'ı yendi, Beşiktaş'a gitti. Yani sonuç... Düştü. Takım bu sene gitti. Buradan nerede oldu ben? Nerede buradan oldu ben dedim. Buradan yani. Da nereye gidiyorlar şu anda? Evet. Bizim bir tweetimiz vardı hatırlıyorsun Giresun'da. Tweetimiz ortalık biz dedik oldu falan. Ortalık karışmıştı. Ondan sonra. Yani dolayısıyla yani evet bu maç bizim için çok önemli. Ama bu kadar da anlam yükledikten sonra ola ki kötü bir skorda ben neler diyeceğimizi şu anda yeterli çok iyi biliyorum. Onun için hani biraz böyle frenleyerek gidelim. Ben de hiç umutlu gitmiyorum. Yani şundan dolayı umutlu gitmiyorum. Biz o işte kupa maçı buradan yeneriz şöyle yaparız. Çok coşkulu gitmiştik Trabzon'a. Orada hatta eyvah dedik. 30'da mı 3-0 olmuştu maç? Yani öyle bir şey olmuştu. Tabii biz dedik ki eyvah. Yani. Aynen. Buradan çok ciddi farkla ayrılacağız diye. 3-0 bitince sevinmiştik yani. Onun için hiç umutlu gitmiyorum. Ama inşallah olur. Trabzonspor da çok iyi değil. Yani onu da unutmamak lazım. Bir bakarsın lazım. Futbol abi bu. Aynen öyle. Futbol. Yani öyle bir dakika oluşuyor. Bak Kayseri maçı örneği var mesela. Adamlar 80-85 dakika direndiler. 86'da kütlüğü attılar işte. Anladın mı? O maçı da yaşayabilirsin. Maçı da Cihan Aydın yönetecek. Onunla da hiç şansımız tutmuyor. Yani Galatasaray maçımızı ve Ankara Gücü maçımızı yönetti bu sene. İkisini de kaybettik. İkisi de deplasmandaydı. Yine bir deplasman maçı. Yine Cihan Aydın. Tabii şu da var. Hani kaybettik derken ne Galatasaray maçında ne Ankara Gücü maçında hani maçın skoruna etki edecek bir şey de yoktu hakemin. Hani onu da belirtelim ama yani onunla da kazanamamıştık. Onu da ifade etmek lazım. Evet, Laura'yı soran var. Laura sezonu kapattı Zeki'yi gibi şey. Zeki'yi de soran var. Zeki Trabzon'da oynayamaz. Hani onu söyleyebilirim ama yakın zamanda inşallah o da takıma katılır. Ama Trabzon Selçuk Bey demiş. Bazı mesajları okumuyorsunuz. Eleştirileri okumak sizin yanınızı daha da güzelleştiriyor demiş. Vallahi önüme gelenleri hep okumaya çalışıyorum ya. Yunus Emre Çift neden oynamıyor anlamıyorum. Almanya'dan yazmış İsmet Gün. İşte kaybediyoruz oyuncularımızı yani. Laura basket takımında oynuyor galiba demiş Mahmut Dikmen. Yok bir tane benzeyen bir oyuncu var orada. Laura basket takımı derken basket takımında da çok radikal kararlar alınıyor. Evet evet aynen hem öyle. İlker Hoca'yla yollar ayrıldı hem takım kaptanı Mert'le yollar ayrıldı bugün. Teşekkür mesajları yayınlandı her iki isimle ilgili. Mert Aliser takım kaptanıydı. Onlar İlker Hoca'yla bayağı beklediler. Yani İlker Hoca'yı bayağı yani sabrettiler diyeyim. Yani çünkü takımın ben her maçını hemen hemen gitmeye çalışıyorum, izlemeye çalışıyorum. Evet. Takım 4. periyotta çöküyor abi. Takım ne oluyorsa. Tamam şu da var. Beşiktaş maçı da öyle oldu. Tabii, yani tabii. İlk 3 periyot kafa kafaya 51-50 mi hatta son periyoda girdi. Böyle bir şey girildi tabii, ama tabii yani periyotta ne oluyorsa bir anda takımın yani şu da var tabii. Oyuncu kalitesi de özellikle yerliler anlamında çok yeterli değil. Bu da parkeye yansıyor. Fazla süre alan oyuncular olunca artık yorgunluk belirtileri başlıyor ve son periyotta takım çöküyor. Basketbol takımıyla ilgili de başkan şu yorumu yaptı maçtan sonra.
Ha bak onu konuşmadık. Onu da bir konuşalım aslında. Neyi? Kulübün yapmış o basketbol takımı yapmış olan açıklama da var. Başkan maçtan sonra şey dedi. Ya bu takım da şehrin takımı olsun ya dedi. Hani Samsun Spor'da futbol kısmı benim omzumda. Basket takımı da şehrin takımı olsun. Herkes destek versin, ben de destek vereyim dedi. Evet. Ama orada bana kalmasın tek başına. Bu şehirde Samsun Spor için bir yerinden tutsun işin dedi. 35 milyon paraya kim vermiş abi? İşte yeterli değil ama işte 35 milyonda. Neyse ki, o kısma geldiğimizde konuşuyor ya da şimdi de konuşabiliriz. Konuşuyor ya, basketi konuşabiliriz orada. Basketi konuşayım. Sezon başı ne deniyordu? Aşağı yukarı 50-55 milyon civarında bir bütçe. Sezon başı 2,5 milyon dolar falan yapıyordu yani. 50-55 milyon civarında bir bütçeyle biz bu takımı Lig Süper Lig'de tutarız. Kalabiliriz deniyordu. Şu ana kadar yaklaşık bulunan para da 35-40 milyona yakın para. Yaklaşık 20-25 milyona yakın bir açık var. Şimdi buradan Başkan Güzel hoş söylüyor. Ya neyse konuşayım, boş ver ya. Ama vallahi konuşmayayım. Sonra laf söyleyecekler, şey söyleyecekler. Uğraşamam ya. Vallahi hiç uğraşmayayım. Yani bildiklerim burada konuşacağım. Evet. Ondan sonra yine çıkacak, konuşacak, bir şeyler söyleyecek. Yok öyle mi dedim, yok böyle mi dedim diye. Zaten bu işimi şuna döndü. Vallahi hiç uğraşamayacağım. Şimdi ya. Biz buradan konuşuyoruz. Başkan başka yerden cevap veriyor. Başkan başka yere çıkıyor, orada bize cevap veriyor. Şimdi başkan diyormuş ki Katarlı takım bana söylesinler diyormuş. Başkan WhatsApp'tan kime yazdın? Sen bak kime yazmışsın. Bir bak evet. WhatsApp'tan kime yazmışsın. Hadi onu da geçtim. Ya ben bunu çok yakın kaynaktan öğrendim yani. Şimdi bunu mu konuşayım yani? Sana kimin olduğunu mu söyleyeyim? Ne yaptığını mı söyleyeyim? Bak, Katar'dan bana ki, gelmediler diyormuş başkan. Yani Katar'dan bana herhangi bir teklif demek ki gelmedi diyormuş. Başkan da unutkanlık başladı. Attığı mesajları da unutuyor o zaman insanlara. Ya şimdi bak bununla ilgili basketbol takımıyla ilgili konuşursak gerçek konuşacak çok konu var. Bak oradaki değerli, ben oradaki her yöneticiyi tanıyorum. Samsun'umuzda iyi insanlar, değerli insanlar. Evet. Bir şeyler yapma çabasının içerisindeler. Şimdi biz orayla ilgili şunu... Yani ben oranın organizasyonuyla ilgili en baştan bir problem var. Yani evet. Hep bunu söylüyor. Hep dışlanmış bir pozisyonu var basket takımı. Şimdi başkan çıkıyor diyor ki bu şehrin takımı olsun. Ya şehir zaten elinden geleni vermiş gibi yapıyor. Daha ne yapacak şehir yani? Tabii başkan konuştuğunu analiz edersen başkana kalsa kimse hiçbir şey yapmıyor. Vermiş. Hiçbir şey yapmıyoruz. Tabii bu şey zaten forma da almıyordu, kombine de almıyordu, loca da almıyordu kimse. Raider mesela sponsor. Ya kaç 15 milyon lira TL para verdi. Olması lazım. 15 milyon lira para verdi. Bir şirket 5 milyon lira verdi. Yani ismini söylemiyorum. İşte Raider isim sponsoru olduğu için söylüyorum. Evet. Bir şirket 5 milyon lira verdi. Ki sen az önce 35-40 dedin ya. Sanırım yani onun içerisinde Yüksel Başkan'ın bir kuruş katkısı yok. Ben şunu sanırım da sanırım bir 300 bin lira mı ne para vermiş. Bu da yönetim kurulu oluşturulurken. Tamam. Burada şöyle de bir şey var. 5 tane yöneticinin de 10 milyon TL'lik temlikte imzası var Basketbol Federasyonu'nda. Yani bu takım ligden düşerse veya bu takım dernek yönetimi şey olduğunda bu parayı ödemek zorundalar. Ki artık öyle oldu zaten. Tak. Yani. 10 milyon TL'lik temlikleri şeyleri var. Temlik mi diyorlar onun işte? Futbol Basketbol Federasyonu vermiş oldukları şey var. Ne mektubu diyorlar? Bir şey, teminat mektubu. Teminat mektubu var. Teminat mektubu var 10 milyon liralık. 5 tane yöneticinin imzası var orada. Başkanı yok mu? Başkan imzası yok. Şehir sahip çıksın diyor başkan. Tamam şehir sahip çıksın. Ne yapsın şehir başkan? Ne yapsın yani? Ne yapabilir şehir başkan? Sponsor olabildiğin kadar toplanmış. Evet bu şehir sahip çıkmalı mı? Evet çıkmalı. Ne kadar daha neye sahip çıkacak? İlk çıktığında da çıkıyor 2 gün sonra. Atakom'da tur atmaya mı benziyor bu işler? İşte bu mudur şu mudur? Ya o konuşmasında bile söylüyor mesela. Hem nankörlük, şunluk, bunluk diye. Var diyor yine bir şey. Bizi almadık her yerde. Almadık o yani. Kısımları da. Basketbol takımının yani dernek yönetimindeki ve basketbol şubeyle ilgilenen arkadaşların ben çok emek verdiklerini, çok mücadele verdiklerini biliyorum. Kimlerle ne şekilde temas kurduklarını da biliyorum. Büyük emek sarf ediyorlar ama şöyle de bir gerçek var. Gittikleri, bunu başkan belki kızar ama gittikleri yerde de Yüksel Yıldırım duvarına çarpıyorlar. Sizin patronunuz var, patronunuz versin. O oluyor.
Evet. O duvara çarpıyorlar bu sefer. E şimdi bir şirket bir takımı hem futbolu hem basketbolu bir arada veremiyor. Ya futbolu tercih edecek ya basketbolu tercih edecek. E basketbolu tercih etse bu sefer futbol tarafındaki ya diyor ki bize niye vermiyorsunuz? Futbola verse basketboldakiler diyor ki bize niye vermiyorsunuz? İşte bu ayrı ayrı yürümesi işleri... Anladın mı? Şey orada, yanlışlık orada. Ya burada zaten her şey aslında başlıyor. Evet. Şimdi kulüp de, dernek yönetimi de açıklama yaptı. Hani şehir destek versin, işte bu takımı ayakta tutmaktan zorlanıyorsunuz. Ya şimdi kusura bakmayın da, yani buradan o zaman çıkmasaydık Süper Lig'e. Bu kadar büyük paralar harcamasaydık o zaman. Şimdi başkan da çıkıyor diyor ki, hangi diyor Türkiye Ligi'nde diyor, hem diyor futbolda hem basketbolda diyor Süper Lig'de olan takım var diyor. E tamam var, iki takımda da var ama basketbol takımı para arıyor. Şey, üvey evlat gibi yani basket takımı. E niye çıkarttınız o zaman takımı? Çıkartmasaydınız, takım yine aynı ligde kalsaydı. Kendi madem böyle kalsaydı. Büyük bütçeler harcanacaktı buraya ve bunu karşılayamayacaktınız. Ya ciddi bir rakamdan bahsediyor Selçuk. 60 milyon, 70 tabii. Milyon rakamdan bahsediyor. 2,5 milyon dolar diyorlar. 60 milyon yani. Takım başkan yükseldirmişti, 60 milyon aldı takımı. Yani. 60 milyon liraya aldı zamanında 2018'de. Madem bu takımın bu parası karşılayamayacak, otursaydınız hep birlikte deseniz ki arkadaşlar biz bu parayı bu şehirden toplama şansımız yok. Çıkmayalım. Çıkmayalım. Katılmayalım. Evet. Çok bahsettiğin rakam çok büyük rakam ve günümüz ekonomik şartlarında göz önünde bulundurduğunda mazot olmuş 40 lira. Markette her gün fiyatlar değişiyor. Bir vatandaş aldığı asgari ücretle geçinmeye zor çalışırken biz burada 60 milyonluk kulübe para toplamaya çalışıyoruz oyuncular. Hani buradaki işte dernek yönetimindeki arkadaşlar falan suçladığım bir şey yaptığım yok ya. Madem bunun böyle olacağı belliydi. Yani geçmişte belliydi yani. Belliydi. Abi belliydi. Gerektiği belliydi. Biz bu paranın yani 10 milyon TL'de siz bunun üzerine teminat mektubu imzaladınız. E, çıkmasaydık abi kalsaydık birincilikte. Yani basketbol takımı Süper Lig'e çıktı diye bu kadar para harcanıp da bu problemlere niye düşecektik? Niye düşsün takım? Yok bir de şu var. Şimdi benim Yüksel Başkan'a kızamadığım nokta şu basketbol konusunda. Abi en başından beri karşı yükseldi. Evet, basket takımı. Evet. En başından beri karşı. Başkan sezon başında da diyor zaten. Evet. Benden basketbolla ilgili 5 kuruş para evet. Beklemeyin diyor. Yapacaksanız kendiniz yapın, yapın demiş diyor. Yöneticileri. Yapmıyorsanız da yapmayın diyor yani. Evet. Netmiş adam evet. O konuda. Bak ben yani o dediğin gibi. Kızamıyorum yani. Ben o konuda hemfikiriz. Başkanın o konudaki şey tavrı net. Evet. En baştan ve sezon başından beri tavrı net. Dernek yönetimi olarak bir araya geldiniz. Benim üzerimden düşecek rakam ne işte 300 bin lira mı? 300 bin lirasını vermiş çekilmiş kenara. Bitti. Ya şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya versin oraya da ne olacak diye ama yani 2-2,5 milyon dolar da oraya bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Yani ekstra bir şey. Ya bunu karşılamak ya şimdi istemiyor başkan. En başından beri istemiyor. Yani şöyle de bir durum var. Şey bak şimdi. Yani. Madem şey diyeyim, başkandan da 500 bin euro borç istenmiş mesela. Evet. 500 bin euro istenmiş. Nasıl olsa transfer, yapamıyoruz diye. Bari bize hani destek, bize destek olun diye. Başkan ona da hayır demiş. Başkan ona da hayır demiş. Evet. Ya başkan basketbol takımı tarafındaki şeye duvar. O yok, başkan o noktada yok. Ben de o zaman dernek yönetimindeki arkadaşlara yani sezon başında oturduk konuştuğunuzda bir araya geldiğinizde bu takımın gerçekten Süper Lig'de oynaması gerekiyor muydu? Bugünleri yaşayacaksan. Bir de şu var mesela Arzu Hanım falan İstanbul'a gittiler. Sürekli başkanla toplantılar yapıldı. Yani oralardan ne karar çıktı da şey oldu. Yani başkan destek vereceğini söyledi de mi? Hayır belki. Canım ama kesinlikle. Ama öyle bir yok. Şey de olmadı yok, yani. Yok. Başkan en başından başkan, beri istemiyor. Başkan ilk baştan beri de siz başınızın çaresine bakın. Benim için futbol takımı için öncelikli olmak üzere. Ben bu takımı Süper Lig'de evet. Tutmak için ciddi rakamlar harcayacağım. Ciddi bütçe ayırdım. Benim basketbola ayırabilecek bir zamanım yok. Bütçem de yok. Üzerime düşen rakam neyse ben size onu vereyim. Siz başınızın çaresine bakın deyip evet. Samsun'a geri gönderdi isimler. Buradaki dernek yönetimi insanlar, işte Arzu Hanımlar, işte kim var Fazlan abi, yani dernek yönetimindeki olan, isimler evet.
bir araya geliyorlar ve takımı Süper Lig'de tutabilmek için mücadele vermeye kalkıyorlar. E tamam, buraya kadar geldi. Sanırım ciddi borçları da var şu anda. Tabii, 10 milyon TL teminatlar bir kere. Onun dışında spor evet, şey. Mesela sezon sonuna kadar ödenmesi gereken paralar evet. Şu anda öyle evet. Bir para yok yani. Evet, yani demek ki bu günleri görmek gerekiyormuş o günden beri. Yani şimdi kimse kusura bakmasın da yani ben onunla da ilgili abi. Dernek yönetimi yine para isteyen pozisyona düştü. Evet. Başkan da para var. Dernek yönetimi şehirden para istiyor. Biz 3 sene öncesine kadar, 4 sene öncesine kadar başkan çıkıp bu takım böyle, bu takım şöyle diyordu. Eski geçmiş yönetimi, geçmiş yönetimleri şey yapıyordu. İşte evet. Şehirden para istiyor, para istiyor. Sen şimdi aynı pozisyona düştün. En başta aslında bunun olayı ne biliyor musun? Başkan sürekli dernek yönetimi itibarsızlaştırdığı için. Dernek yönetimiyle ilgili her şey itibarsızlaştı. Bugün dernek yönetimi bak konuşsan bile kimsenin sesi çıkmıyor. Dolayısıyla yani düşecekse de düşsün. Yapacak bir şey yok takım. Yani kurtarması zor zaten. Çok zor. Yani çok bu yerden yani. Ama ya yazık. Ciddi milyon, takviye lazım. Milyon liralık paralar harcandı. Yani. Sahadaki başarısızlık da bu sefer insanın moralini bozuyor. Öbür tarafta da işte dernek yönetimi çıkıyor, para istiyor. Öbür tarafta herkes başkan niye sahip çıkmıyor? Başkan çıkıyor diyor ki şehrin olsun takım. Şehrin takım zaten. Ya başkan da onu dedi işte Kanal S'deki oraya verdiği röportajda. Ya bu da şehrin takımı olsun. Ben de ne yapacaksam ben de destekleyeyim dedi. Ama insanlar bir şey yapsın diyor. Neyse yani basket takımı işi bu senenin kanayan yarası oldu yani maalesef. Çok zorlanıyorlar ama. Evet. Bak onu biliyorum. Çok zorlanıyorlar. Bir şey değil mi? Çok zorlanacaklar da bu bulamadıkları paralar da onlara kalacak hep. Çünkü artık dernekler yasası hani sporda işi kalktı, değişti. Bu yılın borcu bu yılın yönetimine kalacak. Onun için ne yapayım? Bulsunlar yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Biz neyi konuşuyorduk? Bunu başkanın açıklamaları dedik. Orada kaldık. Başkan maç sonunda Kanal S'ye röportaj verdi. Biz belli bölümlerini aldık yorumlamak için. Bu hangisi? Lig. Lig daha bitmedi. Derenin altından daha çok sular geçecek ama bizi canlı canlı gömmeye çalıştılar. Biraz sabırlı olalım, destekleyelim diyorum ama transfer yasağı gibi işlerle bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Dünyada bir sürü kulüp ceza yiyor. Yüksel Yıldırım'dan daha iyi yapan birisi varsa keşke gelsin o yapsın. Ben paramı, sağlığımı, zamanımı veriyorum. Takım yenemeyince geceleri uyuyamıyorum ama millet bizimle geyik yapıyor. Konuşarak mı gideceğiz? Yok, okuyacağım. Orada. Bu takım şehrin desteğiyle istediği yere gelecek. Ben öncülük yapıyorum. Samsun Spor sahipsiz kalmıştı. Ben sahip çıktım. Ben bu işi başaracağım. Hem de o beğenmedikleri yönetimle yapacağım. O eleştirilen isimler futbolu yönetmiyor. Yani burada Soner Soykan ve Veysel Bilen'den bahsediyor. O eleştirilen isimler futbolu yönetmiyor, şirketi yönetiyor. Samsun Spor Futbol AŞ diye bir şirket var. %100'ü benim. Bunlar orada ya gönüllü ya da maaşlı çalışıyorlar. Futbol yönetimi, yönetim kurulunun işi değil, sadece Fuat Çapa'nın işi. Sadece Fuat Çapa futbolu yönetiyor. O da zorlanıyor ama yapıyor. Diğerlerini de okuyayım. Öyle bir şey yapalım. Sabrın sonu selamet. Biz bir ekibiz. Kötü niyetli kimse yok. Paylaşılamayan ne var söylesinler. Ben yönetimime sahip çıkarım. Benden ne istiyorlar söylesinler. Bırak git diyorlar. Tamam gidelim. Kime bırakacağım? Benim şirketimin iş hesaplarını televizyonda konuşuyorlar. Bize diyorlar. İşte bu da eski beyinleriyle, eski kafalarıyla konuşuyorlar. Samsun Spor küme düşerse şu kadar oyuncunun sözleşmesi bitecek diyorlar. Bu şirketin gizli bilgileridir. Kardeşim nasıl paylaşırsınız? Son bölüm. 2024 yılında yeni bir sayfa açtık. Galibiyetle başladık. Bu muralle gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Destekleyelim. Sezon bittiğinde oturur konuşuruz. Ortak nokta Samsun Spor için ne gerekiyorsa yaparız. Ama başka hesapları varsa söylesinler. Desinler ki biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Biz de veririz veya vermeyiz. Başka bir şey. Lütfen bana sallamasınlar. Bu kadar önemli işlerimin arasında Samsun Spor'a vakit harcıyorum. Yüksel Yıldırım'ı takdir etsinler. Trabzon maçına da geleceğim. Takıma sahip çıkacağım. Ocak ve
Şubat ayındaki maçlarda istediğimiz puanları alırsak Mart'ın başında ligde kalmayı garantileriz. Transfer yapamıyoruz ama mevcut takımı destekliyoruz. Takım için yeni bir prim sistemi yaptık dedi başkan. Biz bu bölümlerini aldık tabii. Daha uzun konuştu başkan. Var değil mi? Yok daha. Yok daha uzun daha süre değil mi? Tabii tabii. O yine ayaküstü 20-25 dakika konuştu. Şimdi şuradan yani ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dünyada bir sürü kulüp ceza yiyor diyor. Evet. Yani sadece transfer yasağı cezası yiyen biz değiliz ama biz kendi hatalarımız yüzünden transfer cezası yedik. Yani bir kere bunun altını çizelim. Yani az sonra niye ceza yediğimizi anlatacağız detaylı bir şekilde. Tamamen bizim iş bilmemezliğimizden dolayı bakkala, kasaba, esnafa, menajere, futbolcuya, teknik adama hiç borcumuz yokken biz transfer yasağı cezası yedik. Yani böyle saçma bir ceza yedik yani. Burada insanların, başkanın geyik yapıyor dediği şey aslında bu yani. Kendi kendimize ceza yemiş olmamız. O eleştiren isimler futbolu yönetmiyor diyor başkan. Yani Soner Soykan, genel müdür Soner Soykan ve Veysel Bilen için diyor. Futbolu Fuat Çapa yönetiyor diyor. Burada da bir o zaman iç içe geçmiş saçma bir durum var. Yani bakıyorsun otobüsün en önünde bu adamlar oturuyor. Uçağa binecek en önde bunlar biniyor. Yani futbol takımıyla iç içeler. Yani futbol takımıyla iç içe olup ya hiç mi futbola karışmıyorlar? Ben anlamadım ki. Yani hani futbol takımını yönetmiyorlarsa niye o zaman otobüsün en önünde bu adamlar oturuyor? Veya bu kadar takımla iç içeler. Yani garip. He, başkanın yöneticilerine sahip çıkmasını da çok takdir ediyorum ben. Bu da ayrı bir şey. Sonra benim şirketlerimin iç hesaplarını konuşuyor. Ya başkan senin Samsun Spor, AŞ, bak bu gerçekten ya herkesin diline pelesenk oldu ya Samsun Spor bir kömür şirketi değildir diye. Ya burası bir kömür şirketi değil başkan. Burası senin kömür şirketin değil. Burası Samsun Spor. Bu kulüp şehrin kulübü. Şimdilik sen yönetiyorsun. İyi yönetirsen sen yöneteceksin. Ama işleri iyi gitmeyince bir şekilde bu kulübü senden alacak biridir. Almasını bilecek yani bu şehir. Diyor ya zaten orada. He, yani onun için. Yani bu benim iç işlerime kadar. Biz senin işlerine mi karışıyoruz? Bu kadar vergi mi ver diyoruz sana? Senin oyuncularının sözleşmesiyle ilgili detay veriyoruz biz. Bu çok garip yani. Sen gerçekten hala Samsun Spor'un kömür şirketi falan olduğunu sanıyorsun yani. Değil. Bura bizim şirketimiz. Ya bizim kulübümüz, bizim takımımız burası. Şimdilik sen yönetiyorsun. İyi yönetirsen başımızın üstünde. Seneler boyu yönet. Asırlar boyu yönet. Sonra başka ne vardı? Ne ya şey diyor ya çok komik ya. Yani benden ne istiyorlar? Ne hani neredeydi? Benden ne istiyorlarsa söylesinler diyor. Belki veririm, belki vermem. Ya şimdi bu çok tehlikeli bir söz. Ya buraları bize söylüyor muhtemelen. Benden ne istiyorlarsa, ne hesapları varsa. Ya birileri bizim adımıza gidip başkana böyle bir şey mi diyor acaba? Ya başkan bunlara bir şeyler ver de bunlar da sussun mu diyor acaba? Böyle bir şey mi düşünüyor acaba? Karıştırıyor galiba bizi başka şeylerle. Ya bu çok tehlikeli bir laf. Ben istiyorum evet bir şeyler istiyorum başkanla. Yani yediği yemeğin hesabını veren yöneticilerle çalışsın onu istiyorum. Yediği yemeği savunamayıp rahmetli Mustafa Erkanat'ın yaptığı bir yemeği biz devam ettirdik diyen yönetici istemiyorum orada. Madem hani ya veririm ya vermem diyor ya, ben bunları istiyorum. Ben doğru kişilerin doğru şekilde Samsun Spor'u yönetmesini istiyorum. Ne demek yani ne istiyorlarsa veririm ya da ver. Sanki biz bir şey istedik de keyif bağışlıyor bize ya veririm ya da vermem. Diyorum ya, ya birileri başkana gidip, belki de öyle bir şey dedi yani, o aklında öyle bir şey kaldı. Ya başkan bunlara da bir şey ver de bunlar da tutsun dedi belki yani. Çok ayıp, ya bu laflar çok ayıp. Ben istediğimi söylüyorum yani. Adam gibi Samsun Spor'u her şekilde savunan yönetici yönetsin Samsun Spor'u. Yediği yemeğin hesabını verebilen yönetici yönetsin ya. Bak başka hiçbir şey değil. Samsun Spor'u iyi de yönetmesin. Yediği yemeğin hesabını verebilen yönetici yönetsin. Başkasının arkasına saklanan yönetici yönetmesin Samsun Spor. Ben bu kadar söyleyeceklerim. Bitti mi? Bitti. Ya ne demiş başkan?
Benim demiş şirketim demiş iş hesaplarına demiş karım ben sizin demiş ne kadar vergi verdiniz ne kadar demiş elemana yani, demiş maaş verdiniz demiş konuşuyor muyum demiş. Bunlar şirketimin gizli bilgisi. Şirketim demiş gizli bilgisi. Ya ne diyeyim ya şimdi başkan olaya çok farklı bakıyor. Yani bizim gibi bakmıyor. O aşırı profesyonel bakıyor. Biz duygusal bakıyoruz. Biz şehrimizin takımı diye bakıyoruz. O şirket diye bakıyor. Evet. Olay bu. Aramızdaki fark bu. Yani kendi her şeyi her yerde konuşuyor. Ama bir başkaları bir şeyleri konuşunca onlar rahatsızlık duyuyor. Gelin diyor ne istiyorsanız veririm ya. Yani da şimdi demiş ya orada ne demiş? Tam da o cümle nasıl kullanmıştı? Gelsinler bana gelsinler ne istedikleri söylesinler veririz veya vermeyiz. Şimdi başkan ona alışmış. Çünkü herkes ondan bir şey istiyor. Başkan da verip vermeyeceği noktasında karar veriyor ve veriyor veya vermiyor. Şimdi dediğin gibi bir şey beklentisi içerisinde olduğumuzu düşünüp veya olduklarını düşünüp kendisini o şekilde lanse edilmişse bir şeylerde kimse kusura bakmasın. Şuradan şunu ifade edeyim. Rahatlıkla da ifade edeyim. Kulüpten bize deplasmanlara gitmek için araç tahsis edilmesi teklifi geldi. Dedik ki kusura bakmayın. Biz Yüksel Yıldırım'ın, Sayın Başkan'ın ısmarladığı bize yani teklif ettiği arabaya binmeyiz. Çünkü yarın bir gün çıkar bunu konuşur. Ben bunların altına araba verdim. Bunlar benim sayemde deplasmana gitti diye konuşur. Kusura bakmayın dedik. Biz bu şekilde, giden varsa gitmiştir bilemem. Ama ben cebimden çok para verip ya da eşimin dostumun bana çok destek, maddi manevi destek olup da gittiğim çok deplasmanlar oldu. Ama hiçbir zaman kulübün bana veya bize tahsis ettiği hiçbir araçla maça gitmedik. Gitmedim. Bak gitmedim. Bu kadar net söylüyorum yani. Evet. Çünkü biliyorum ki yarın bir gün çıkıp diyecek ki biz onu eleştirdiğimizde bir şey dediğimizde o diyecek ben bunların çünkü eski yöneticilere yaptığı laflar da vardı. Maaşla şununla bununla okul parasıyla yerden yere vurduğu insanlar vardı aklı sıra. Hani rencide etmek küçük düşürmek için ben senin o pozisyona düşmem işte o cümleyi onun için hiçbir şekilde kabul etmiyorum yani. Ondan bir şey isteyen varsa da buyursun. İstesin o beni ilgilendiren bir şey değil. İstesin kimin ne aldı da beni ilgilendirmez. Diğer türlü konuya da gelince işte benim onlar futbolu yönetmiyor. Onlar şirketi yönetiyor. Futbolu Fuat Başkan yönetiyor. Fuat Hoca yönetiyor. Tamam. O sevgili Veysel abi de olsun. Soner abi de olsun. Bundan sonra çıkıp o zaman futbol takımıyla hiçbir şekilde demeç vermesinler abi. Vermesinler. Futbolu yönetmiyorlarsa madem şirketi yönetiyorlarsa. Ya şu an kimin yönettiği bizi de ilgilendirmez. Hayır şimdi başkan yani cümleleri kurarken. Yönetiyorsa yönetir ya. Yok başkan cümleleri kullanırken doğru kullanmak zorunda. Evet. Anladın mı ya? Ben şimdi Veysel abinin konuşmasında bir problem yok ki. Son abinin konuşmasında bir problem yok. Ama şimdi başkan diyor ki onlar şirketi yönetiyor. Futbol takımını yönetmiyor. Futbol takımını yönetmiyorlarsa o zaman futbol takımıyla ilgili konuşmasınlar. Veysel abi çıktı ekranlara. Transfer yasağının olmayacağını söz etti. Hepimiz de inandırdı. Evet bizim bağlandığı yayında. Burada da yine Nurel Sanat Tesisleri'nde yaptığı toplantıda da hepimizi inandırdı. Futbol adına konuştu. Şimdi başkan onun kararını versin önce. Ya çıkıp konuşmasına sadece başkan ve Fuat Hoca konuşsun ya da Sayın Alman Hoca futbolla alakalı. Alman Hoca çıktı, takımla ilgili Alman Hoca konuşsun. Futbolun genel yapısıyla, kulübün işleyişiyle ilgili de Fuat Hoca konuşsun. Zaten futbolcular ve yani teknik var, ekip ve başkan arasındaki diyalogları Fuat Hoca konuşsun. Diğer insanlar akşam veya gündüz futbolla ilgili konuşmasa şirket işini yönetsin o zaman. Şirket için muhasebe, ne bileyim kulübün eksikleri gider, deplasman masrafları, şunlar, bunlar, deplasman, bunları konuşsun. Tabii canım. Stadyumdaki eksikleri mesela buradan altını çizerek söyleyeyim sevgili başkan. Madem futbol şirketi yönetiyor. Şunu 19 Mayıs stadyumundaki storu bir an önce yaptır sevgili yöneticine. İşi o. İşi o değil mi abi? Söz vermişti. Onu yaptırsınlar ya. Bunları yaptırsınlar. Yine var birkaç cümlesi de yani gerçekten başkanla artık polemik veya şunu bunu gerçekten yaşamak istiyorum. Çünkü yani başkan hesaplamaları var. Evet
fikstürü avantajıyla birlikte bazı dipnotlar var. Onlar çok değerli. Bir hesaplama içerisinde takıma ekstra prim vermeleri çok doğru. Hani çünkü önemli bir süreçten geçeceğiz. Hesaplamalar, puanlamalar, evet bunlar çok doğru. Hemfikiriz bu noktada. Ama çıkmışım diyor ki FIFA'daki dosyalama çıkıp beni eleştirmesinler. Bana kimse sallamasın, benimle kimse geyik yapmasın. Yani şimdi kimse geyik yapmıyor. Zaten evet, bu durumla ilgili geyik yapan yok. Kimse geyik yapmıyor. Yani. Kimse sallıyorlarsa da sallayan sallıyor. Ki herkesin doğal hakkı. Yok yani. Herkesin doğal hakkı. Yani şu durumda şöyle bir ceza almak. Tabii herkesin doğal hakkı. Sallamak isteyen sallar, övmek isteyen över. Veya alkışlamak isteyen alkışlar. Yani buna insan başkana şeydi ki yani destek veren olur, destek vermeyen olur. Full sen herkesten destek talep edebilirsin. Bu da senin en doğal hakkın zaten bir kulübün başkanı olarak. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ama yani çıkıp da yok genle geyik yapıyorlar, yok sallıyorlar, yok bilmem ne yapıyor, yok benim kulübüm iç işleri bilgilerini paylaşıyorlar. Yani şimdi biz alıp da Bola'nın sözleşmesinin ne kadar aldığını paylaşmıyoruz. Detay paylaşmıyoruz. Biz diyoruz ki ya burada bir yanlış yapılmış. Burada futbolcu örneğin göre Tayyip için sezon sonu Samspor küme düşerse Tayyip'in sözleşmesinde böyle bir madde var gider diyoruz. Doğrudur, gerçektir. Sen onu yani bir de demiş ya sezon sonunda oturup bunların konuşulması lazım. Sezon sonunda konuşulacak o kadar çok konu olur ki. Yani ne konuştuk ki? Bu sezon sonu geliyor bu sefer şey oluyor. Ya geçmişi konuşsak geçmişi ne olacak? Konuşsak ne olacak? Hesaplaşacağız mı? Bir şey yapacağız. Yani onun için neyse başkanın konuştuklarına saygı duymakla birlikte o sadece kullandığı o cümleye katılmamakla birlikte hani o ben istiyorlar seni istiyorsa veririm veya vermem cümlesini gerçekten çok yakışıksız buldum. Demek ki başkan bazı şeyleri böyle çözmeye çalışıyor ki. Ya çözebilir de. Yani birileri bir şey ama bu cümleyi bunu bir şekilde gerçekten beni biz hiç ilgilendirmez. Kim insanlarla diğer ilişkilere. Bizi kastederek bak işte ben onu demek istiyorum işte. Onu demek istiyorum. Yani başkalarıyla bir şekilde bunu yapıyor ki bizi de aynı gözle evet. Görmeye çalıştığı evet. İçin. Yani ben çok yakışıksız bir ifade buldum. Yani kusura bakmayın, bakmasın başkan, kötü yakışmıyor cümleler evet. Ne bileyim yani, işte ama valla başkanla ilgili falan şey daha konuşmayın beni ya. Şu FIFA dosyasına geçelim. FIFA dosyasına geçelim, işte başkanın dediği dosya işte bu yani. Hani evet. Başkan diyor ya şimdi, nerede başkan ne dedi, o? Bizim sadece Novikovas'tan ceza yedik. Evet, sadece Novikovas'tan evet. Ceza yedik. Bu ama hangisi? Ya bu sadece bir tane görsün. Örneği verdim. Şimdi teker mesela teker Kevin var. Kevin Bolli'den başlayalım. Kevin Bolli'nin iddiasını kısmen kabul eden mahkeme sözleşmenin ihlali nedeniyle 483.250 euro artı yıllık %5% uygulamasına karar verdi diyor. Düşünsene abi. Haksız fesih. Haksız fesihten. Düşün Bola'yla alakalı. Bola'yla alakalı. 483.000 %5'i de 20.000 mi yapıyor? Ya işte 500.000. 500.000 euro Bola'ya ödenmiş haksız fesihten dolayı. Çınarı diğer davada ise Erol Çınar'ın iddialarını kısmen kabul etti. Samsunspor'un karşı davası reddedildi. Haklı sebep olmaksızın sözleşmenin ihlali nedeniyle Çınarı'ya tazminat olarak 373.500 euro ödenmesine hükmetti diyor. Melinović davasında da kabul etti diyor mahkeme. Davalı Samsunspor'a ödenmemiş ücret olarak 54.500 euro artı yıllık %5% ayrıca haklı sebep olmaksızın sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat olarak 349.600 euro artı %5% uygulanmasına hükmetti diyor. Bunda da bir anlaşma olmuştu sonradan. Evet. Novikovas'ta ise toplam yine haksız fesihten dolayı 512.419 euro ödenmesine karar verdiriyor. 70.000'de ödenmesi gereken o ücret. Hani çift maaş dedikleri var ya o büyük bir ısıkla. Ha bir de 70 var. Ben üst tarafı okumadım. Alttan direkt geçiyorum. Burada önemli olan şu.
Burada dosyadaki numara aslında. Buradaki ne diyor burada? Ayrıca dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise oyuncuların statüsü ve transfer hakkındaki yönetmenin 24. maddesi uyarınca bu kararın Samsunspor'a bildirilmesinden itibaren 45 gün içinde ödemenin tamamı, tüm faizleri dahil, yapılmazsa aşağıdaki sonuçlar geçerli olacak denildi. Davalı karşı tarafın ödenmesi gereken miktar ödenene kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yeni oyuncu kaydetmesi yasaklanacaktır. Yasağın azami süresi en fazla 3 tam ve ardışık kayıt dönemi olabilir. Ya 3 dönem mi olabilir diyor? Yasak. Olabilir diyor. Şimdi biz 2 dönemle kuruyor. En fazla 3 diyor. Ha, en fazla 3 diyor. Ve burada diyor ki yasal ve uluslararası düzeyde yeni oyuncu kaydetmesi yasaklanacaktır. Sana bu diyor. Dosya verilirken eğer diyor sen bu paraları diyor zamanında ödemezsen seni bununla cezalandıracağım ben. Biz de baktık, inceledik. Tabii dokümanlar ve herhangi bir şey bizde olmadığı için şu kanaate yer verdik. Yani bize demek ki bu yaptırım uygulanacaktı, şöyle uygulanacaktı. Biz artık günü mü kaçırdık? O 45 günlük süreçleri mi kaçırdık? Yani çünkü her maddede var o. Her oyuncu için. Karardan 45 gün sonra içinde bu ücretlerin ödenmesi gerekiyor diye. Biz artık o günleri mi kaçırdık ki bu pozisyona düştük? Çünkü burada şunu diyor mesela. Ama ben bunu bir iki tane avukata ve bu işleri anlayan bir iki tane şeye sordum. 3 tane FIFA, 3 tane aynı dosyanın sana kendisine gelmesinden kaynaklı. 3 aynı dosyanın, benzer dosyanın kendisine gelmesinden kaynaklı. Dördüncüsünde ne olursa olsun senin transfer yasağına götürüyor. Bununla ilgili birçok futbol kulübü de uyarılıyor zaten. Uyarılmış zaten. Ve biz de çok uyarılmışız. FIFA dördüncü dosyayı zaten gördüğünde direkt bizim transfer cezamızı... Bu şey dedi işte, başkan şey dedi ya, takım. Noyukovası aslında final olmuş. Ha, takımların geçmiş yaşadıkları dediği evet. Bu işte Boni, evet. Melinović ve aynen öyle. Şinari'nin üzerine bir de Noyukovas gidince aynen zaten öyle. Otomatik ceza. Biz yiyor. Sınırdaymışız zaten. Biz 3'ü yaptık. 4'üncü Noyukovas olunca FIFA zaten seni hiç dinlemiyormuş bile. Yani sen istediğin sunum yap adam. İstediğin avukatı tut, istediğin şey. Seni dinlemiyormuş. Sen diyormuş futbol sözle bunu kendine bir şunu diyormuş sana. Yani konuştuğum şunu söylüyor. Diyormuş ki FIFA sen bunu yaptın ve bunu bir oyuncuya daha yapabilirsin. Bir oyuncuya bu oyuncular arasında bir problem yaratmaya başlar. Kulüp içerisinde problem ve FIFA buna müsaade etmez. Tabi bunların detayları da vardı. Mesela Melinović'te, Melinović bir dakika mı oynadı sadece? 3 dakika mı oynadı? Melinović mi? Hiç oynamadı diye biliyorum mesela ben. Hani varsa arkada... Sanırım bir maçta sonradan girmişti ya. Mesela Melinović'e para cezası, performanstan ötürü para cezası kesilmeye çalışılmış. Kesilmiş de ama o dönemlerde Melinović'in sakat raporu var falan. Hani böyle teknik hatalar da yapılmış süreçlerde. Neyse sonuçta dosyaların detayı bu. Sadece Melinović'le alakalı bir durum. Noyukovas'la alakalı bir durum değil. 3-4 Noyukovas tane oyuncunun son olmuş. Evet. Bardağı taşıran son damla olmuş. Daha doğru. Şimdi biz bunları konuşunca başkan bunlara kızıyor. Bu şirketin iç hesapları bunları niye koyuyor? Ya biz futbol ve takımla ilgili konuşuyoruz. Ben size ne kadar vergi verdiğini, ne kadar şey yaptığını konuşmuyorum ki. Samsunspor bizim gündemimiz. Her açıdan gündemimiz. Bugün siyasetle konuşuyoruz. Çünkü yerel seçimler var önümüzde. Onu da konuşuyoruz. Evet. Biz gündem neyse onu konuşuyoruz. Bana şimdi Twitter'dan yazmış adam birkaç kişi. E kardeşim bunları haber yapmanız doğru mu? Ya ben gazeteciyim ya arkadaş. Bunu bir anlayın. Allah'ını seviyorsanız bunu bir anlayın. Ben gazeteciyim. Benim elime belgesi gelmişse, dokümanı varsa bunu benim kamuoyuna aydınlatma gibi bir zorunluluğum var. Misyonum var. Misyonum var. Yazmayan arkadaşlar varsa bana ne? Evet. Niye onlar da gazeteciymiş, onlar yazmış. Bana ne? Ya ben onu yazarım. Ben kamuoyunu bilgilendirmek zorundayım. Ben başkanın açıklamasını da yazıyorum. Yöneticinin açıklamasını da yapıyorum. Hocanın açıklamasını da yazıyorum. Benim elime bu tür şey geldi. Ben bunu da yazıyorum.
Ya işimiz ya bu. İşim bu. Hani kamuoyunu bunun, bilgilendirmek. Bunun böyle... Sen okumak istersin ya okumak istemezsin. Görmek istersin ya görmek istemezsin. Bu tamamen senin kendi tercihin arkadaşım. Yani bunu haber yaptık diye bunu söylemeyen laf kalmadı. Aramayan şu neymiş takımın işte kötü önüne bu tam maç öncesinde bunlar yayınlanır mıymış? Ya ne zaman yayınlanıp ne zaman yayınlayacağımı size mi soracağım arkadaş? Yok bir de takımın çok mu umurunda bunlar ya? Ha takım yani size mi soracağım neyi? Oluyor. Hangi haberi ne zaman ne şekilde yayınlanacağımı ya? Ya neyse hadi insanlar belki duygusal davranıyorlar. İşin işleyişini tamam da yani yorum yapıyorlar. Yani çok bir şey diyecek durum yok onlara da. Yani şu var. İnanın hani ben abi 20 yıl oldu ya. 20 yıldır o sahayı kokluyoruz. Ben futbolcunun birebir yaşamadığı bir problemden dolayı bunu problem edip de kafasına taktığını hiç görmedim. Oyuncunun parasını alamamıştır. Parasını ödemezsin. Taraftarla sorun yaşamıştır. Yöneticiyle birebir sorun yaşamıştır. Ailevi problemi vardır. Performansı düşer. Böyle haber çıktı diye inanın düşmez kimsenin performansı ya. Hani bunlar şehir efsanesi ya. Ya lütfen. Evet. Bir de şey yani sanki Samsun Spor'da geçmiş yıllarda hiç böyle şeyler konuşulmuyormuş gibi. Sanki ilk defa konuşuluyormuş gibi. Bir de o algı yaratıyor. Bir de o algı. Sanki yani 2011'lerde... Diğerlerine hiç... Ya Erkut Tut'u... Ya şimdi ben Yüksel Yıldırım yüzünden kovuldum ya. Erkut Tut da beni kovdurtmaya çalıştı zamanında. Bana hatta gazete dedi ki daha bir şans daha vermeyeceğiz sana dedi o zaman. Yani her dönem ya şu var ama yani olmayan bir şeyi yazıyorum diye değil. Niye yazıyorum diye. Evet. Yani bize bu var. Niye yazıyorsun? Niye yazıyorsun? Ya kimse yazmıyor. Ne yapayım yani ne yapayım? Yazmıyorlarsa? Ne yapayım? Yani o arkadaş kendi düşünsün yazmıyorsa. Ne diyeyim yani şimdi? Yani onun için ben her dönem bunlarla karşılaştım. Ya biz yayıncı kuruluştuk ben Taner Hoca neler söylemiştim o zaman yani. Onun öncesinde de ya onun için bir şey yok. Burada hani Yüksel Yıldırım'a veya onun yönetimine karşı bir tutumumuz değil mi? Benim gazetecilik refleksim ya. Ya biz böyle yetiştirildik. Yani biz gazeteci muhalif olur. Yani muhalif derken parti olarak bahsetmiyorum. Yani hayata muhalif bakar. Muhalif bir gözle bakar. Ya bu 20 tane ışık yanıyordur önünde. 21. yanmıyordur. 20 tanesine yanıyor diye bakmazsın. Ya bu bir tanesi niye yanmıyor diye bakarsın. Hani ben o gözle yetiştirildim. Ama böyleyim diye yani her şeyde illaki Yüksel Yıldırım ya Yüksel Yıldırım diyorum ya ona denk geldi bu dönem. Ben öncesinde de neler yazdım ya. Neler yazdım? Neler yazdık? Önceden neredeydiniz diyorsunuz ya açın bakın ben bakıyorum arasız arşivlere. Neler yazmışız kim şeylere ya eski yöneticilere. Hani onun için bu Yüksel Yıldırım ve yönetimine karşı bir tutum değil. Yüksel gidin nereye gideyim diyor ya başkan. Gidin diyorlar bana. Nereye? Biz Yüksel Yıldırım gitsin demiyoruz. Gitmesin abi Yüksel Yıldırım. Gitmesin. Kalsın ya. Doğru yönetsin. Doğru, yönetsin. Doğru güzel yönetsin. Doğru isimlere emanet etsin. Biz onu diyoruz ya. Gitmesin. Gerçekten gitmesin yani. Neyse. Evet. Böyle işte. Böyle bir hafta daha bitti. Ya vallahi billahi. Yani hani hafta boyunca şimdi bakıyorum böyle. Yani tekrarlamak istemiyorum da arkadaşlar yani lütfen hani bizi şey olarak görmeyin. Sosyal medyadaki bir neden onun ismine ne diyorsunuz? Var ya sosyal medyada şeyler ne dönüyor? Fenomen. Hani biz öyle bir şey değiliz abi. Yani hani öyle Twitter'da takipçi alayım aman işe öyle bir şey değil. Bizimki bu gazetecilik refleksi. Ben geldiğim habere bakarım doğruluk payı nedir? Fark etmez. Ben doğruluk payına bakarım. Haber gerçekçiliği var mı ne yok. Ben yaparım. Benim hiç fark eden bir şey yok. Ha bazı haberleri mesela bekleriz. Çünkü an şeyi vardır. Nasıl diyeyim ona? Eksik belgeleri vardır. Eksik şeyleri vardır. Şey vardır evet. Onları beklersin. Çünkü çat diye atla lap diye de atlayamazsın. Yok galiba sanki biz sosyal medyada şeymiş gibi. Neymiş bu haberi niye bugün yapmışım? Ya haber gelmiş taze elimin altında. Belgelerini yok, çevirmişim. Zaten, Türkçesini bulmuşum. Zaten sosyal medyada da var. He. Aynısı. Türkçesini bulmuşum, çevirmişim. Ona emek harcamışım. Kamuoyunu bilgilendiriyorsun. Taraftarı bilgilendiriyorsun. Vay kardeşim bu haberi niye yaptın? Ya Allah'ını seviyorsan. Diğer arkadaş kimse yapmamış da sen niye yapmışsın? Bana ne?
Haklı abi, yapma. Yapsaymış. Yapan yapar, yapmaya. Bir yapsaymış. De herkes aynı gözle bakacak diye tabii bir şey canım, yok yapsaymış. Yani. Ona göre önemsiz bir haberdir, yapmamıştır. Benim için önemli bir haber. Yani ne? Ha, şimdi Trabzonspor maçını oynayacağız. Abi Trabzon maçı bizim için çok önemli maç. Evet. Yani anlamı yüklü ama kaybetsek de yani lütfen karalar bağlamayalım abi. Aynen öyle. Takımı yerden yere vurmayalım. Önemli bir maç, evet. Kritik bir maç. Bir puan veya üç puan alırsak şahane bir durum. Ama kaybedersek de takımı yerden yere vurmayın arkadaş. Vurmayın. Bak yine tekrar vurmayın. Ben de vurmayacağım. Vuramazsın zaten. Nasıl vuracaksın abi? Zaten takım şu anda eksiklikleri ciddi göze tabii çarpıyor. Hedef maçı değil. Hedef maçın değil. Ekstra çıkar. Yazabileceğim bir şey. Ekstrası olursa mükemmel. Ama öbür türlü bizim şeyimiz değil. Evet tamam, şimdi diyecekler ya işte Karadeniz maçı, işte Trabzon maçı, derbi maç, şöyle maç, böyle maç. Anlam yükleniyor şu anda. Loading, anlam loading yükleniyor şu anda. Takım kendi içinde yüklesin o anlamı diyecek bir şey yok. Ya bir de dışarıdan ama şey ben, yapmaya bak, baskı oluşturuyor. Ben gazeteci gözüyle yorumluyorum bu maçı yine. Diyorum ki bizim için anlam yüklü maç ama kaybedersek de karalar bağlamayalım arkadaşlar. Aynen öyle. Sivas maçı var 2 gün sonra önünde. Daha önemli. Cuma, cumartesi, pazar günü maça çıkacaksın 2 gün sonra. Daha önemli. Daha önemli senin için. Daha önemli. Aynen öyle. Evet, hafta sonu Sivas maçı var. Öncesinde Perşembe Trabzon deplasmanındayız. Erteleme maçında, 16. haftanın erteleme maçı. İnşallah Trabzon'da olacağız. Yoldayız da karşılaşırız mutlaka yolculuk boyunca. Maç saat 20'de. Sabah çıksak akşam oradayız. Çocuğu okula bıraktık daha sonra çıkarsın. Aynen öyle. Yol boyu yine yolların kırmızı beyaz olacağını düşünüyorum. Lütfen dikkatli gidelim her şeyden önce. Yine maç dönüşü aynı viyadükte kaza vardı yine. Sana var mıydı yine? 6-7 araç birbirine girmişti. Yani maddi hasarlı kazaydı ama yine maalesef kaza vardı. Onun için ne olur dikkatli gidelim. Havalar da soğuyacak. Biraz ona göre giyinip gidelim. Taraftarların bir çağrısı var. Siyah giyinelim diye. Siyah giyinip gidelim. Orada Samsun Spor'u en iyi şekilde temsil edeceğinizden, Samsun Sporluluk bilinciyle davranacağınızdan hiç şüphem yok zaten. İnşallah bu destek, bu coşku dönüşte de sportif anlamda puan veya puanlar olarak hanemize yazılır. Yazılmasa da benim için açıkçası çok önemli değil. Hedef maçı değil benim adıma. İç sahadaki maçlar, rakiplerimizle olan maçlar daha değerli. İşte Trabzon maçı günü de Perşembe hem yolculuğumuz boyunca hem maç önünden stat etrafından hem maç sonu stat etrafından röportajlarla, canlı yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Bunun için de bizi izlemeye devam edin diyelim. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da her hafta 8'de sizlerleyiz, 20'de sizlerleyiz. Kış geldi artık, 21'e kadar beklemeye de havalar gerek yok. Havalar soğuyor. Havalar da soğuyor. 20'de başlarız, 22'ye doğru bitiririz. Bugün de ilk başlangıcını yaptık. Hafif 8.30 gibi başladık ama 8 gibi başlayacağız. Bunu da zaten paylaşımlarda sizlere bilgilendireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Perşembe günü Trabzon'da görüşmek dileğiyle herkese mutlu akşamlar.